İyi akşamlar değerli izleyiciler, Tek Tek'te beraberiz. Bu akşam siyaset konuşacağız. Siyasete de çok dış politika konuşacağız aslında. Eğer iç siyasette pek girmeye niyetimiz yok bu akşam. Niye? Çünkü dış siyaset daha heyecanlı bugünlerde. Özellikle Suriye meselesi çözüldü gibi ama ne kadar çözüldü, ne kadar çözülmedi ona bakacağız biraz. Çünkü çözülmüş gibi görünmekle beraber kimileri diyor ki sorunlar biraz ertelendi. Kimileri diyor ki bu kararla biz zaten Suriye'de Esad'ın ve Rusya'nın isteklerini kabul ettik diyor. Kimi diyor ki bu doğru bir teşkezdir. Suriye'nin rejim toprak bütünlüğü garanti altına alınmıştır buna diyor. Kimileri de kalıcı olmaz diyor. Bir Suriye meselemiz var, bu konuşacağız. Rusya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan bekletildi mi, bekletilmedi mi? Bekletildiyse bu ne demek, bekletilmediyse bu ne demek? Bunu da konuşacağız. Ve tabii mülteciler meselesi var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün masadan sinirlenerek masayı terk ettiğini yazdı bugün yabancı İngiliz gazeteleri özellikle. Ve mülteciler konusunda Avrupa ile bir anlaşmaya varılamadığı söyleniyor. Yunanistan'ın ve sözde Medeni Avrupa'nın ve Medeni Avrupa'ya ilham veren tabii Yunanistan'ın mültecilere yapmış olduğu insanlık dışı muamele var. Bu ne sonuç doğurur, ne olur, nereye gider? Bütün bunlara konuşacağız. 4 konuğum var idi ancak ikisi burada şu anda hazır bulunmaktalar. Sayın Onur Öymen, emekli büyükelçi, benim sevgili abim. Aydın Adnan Sezgin, İYİ Parti Siyaset Akademisi Başkanı ve emekli büyükelçi, son Moskova mıydı? Roma. Son Roma. Son Roma. Ondan evvel Moskova. Hep de iyi yerler. Sonra da katılacaklar. Uçaktır, hafif bir gecikme nedeniyle böyle oldu. Profesör Doktor Kürşat Zorlu, Boğaziçi Üniversitesi İdari ve İktisadi Bilimler Fakültesi Dekanı ve Doçent Doktor Serhat Erkmen geçen hafta da bizle beraberdi. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğretim üyesi. Abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen başlayalım. İdlib Antlaşması. İdlib'de bir garip şeyler oldu. Biz dedik ki buradaki terör örgütlerinin silahlarını alırız ve bunları ehlileştiririz. Bunun için bir 6 ay süre istedik. 6 ay oldu, 1 sene, 1 sene oldu, 2 sene ve sonunda rejim buraya girdi. Girmeye de kalmadı. Oradaki Türk askerlerini de vurmaya başladı. Çok ağır ve acı kayıplar verdik. Sonrasında Rusya'yla oturduk ve anlaşma yaptık. Bu anlaşmayı siz bir eski diplomat olarak nasıl yorumluyorsunuz? Ne diyorduk, neye imza attık, ileri mi gittik, geri mi gittik? Bana göre her ateşkes savaştan iyidir bir kere de yine de burada biz ne kazandık ne kaybettik. Evet, şimdi bu son anlaşmayla ilgili bunları konuşmak lazım. Ama ondan bir adım öncesinde biraz bakmak lazım. Yani ne oldu? Bundan önce Astana'da, Soçi'de, orada biraz gözden kaçan bir şey var bence. Yani en azından pek yeterince tartışılmayan. O da şu. Şimdi 3 ülke söz konusu değil mi? Türkiye, Rusya ve İran. Şimdi bu 3 ülke arasında hedef birliği yok. Ortak strateji yok. Beklentiler farklı. Amaçlar farklı. Rusya ve İran kendilerine özgü sebeplerden Esad rejimini tutmak istiyor iktidarda. Biz Türkiye'de tam tersini savunuyor. Esad'ın gitmesini için. Şimdi bu 3 amaçları zıt ülkeler arasında kalıcı bir anlaşma olabilir mi? Çok zor. Olamayacağı belli. Zaten şimdi daha bundan önceki ateşkese bakalım. Bundan önceki ateşkeste ne oldu? Türkiye ile Rusya Soçi'de anlaştılar değil mi? Peki Suriye katıldı mı buna? Hayır. Yani ben de mutabıkım. Ben de bu ateşkese uyacağım. Biz Rusya söz verdiği için Suriye'de söz vermiştir diye düşündük. O zaman Esad dedi ki bu geçici bir düzenlemedir. Biz dedi işte İdlib'i alacağız. Demek ki yani orada daha başından böyle bir niyet belli. Gerisi de malum. Şimdi bu son anlaşmaya gelince bu son ateşkes kimle kim arasında yapıldı? Türkiye ile Rusya arasında. Ama orada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir cümlesi yansıdı medyaya hatırlarsanız. Diyor ki Esad'ın haberi, Esad'la konuşuldu mu? Konuşuldu mu diyor. Yani belki bu soruyu daha önceden sormakta fayda var. Yani Rusya'ya daha işin başında siz Esad adına burada bir anlaşma imzalarsanız acaba Esad da kamuoyuna açıklayacak mı ben de bununla mutabıkım diye. Bu Soçi'deki tecrübemizden sonra bunu istemeye hakkımız var bizim Türkiye olarak. Madde 1 bu mu olmalıydı? Madde 1. Yani nereden biliyoruz biz Suriye'nin buna uyacağını? Daha önceki ateşkese uymamış ve bütün bu sıkıntılar da buradan çıkmış. Üstelik yani uymamakla da kalmamış. Yani uymamak ne demek? Yani bir iki yerde ateş açmış. Öyle değil. çok geniş topraklar işgal etmiş. Bizim oradaki gözlem postalarımızı ada gibi kendi kontrol altına aldığı alanın içinde bırakmış. Yani bizim için çok ciddi güvenlik riski doğurmuş. Peki bundan sonra aynısını yapmayacağından emin olabilir miyiz? Şu anda bizim adalarımız duruyor zaten, yani adaları biz duruyor, bütün kurtarmış değiliz. Orada. Yani biz ne diyorduk? Eski ateşkes çizgisine çekileceksiniz. Aksi takdirde şunu yaparız, bunu yaparız. Çekildi mi? Çekilmedi. Çekilmedi. Bizim gözlem postlarımız gene orada mı? Orada. Peki onların güvenliğini biz kime emanet etmiş olduk? Rusya'ya. Değil mi? Şimdi işte ama zaten Rusya'daydı onlar yani bir süreden beri. Yaklaşık bir aydır güvenlikleri Rusya'daydı onlar. Ama şimdi işte bu sıkıntı buradan kaynaklanıyor zaten. Yani öyle gözlem postalarınız var ki sizin kendi imkanlarınızla ana vatanınıza ulaşma yollarınız, kanallarınız kapalı. Yok. Kapalı. Yani ne kadar 3000 kadar askerimizin bu gözlem noktalarında ancak biz onlara götüreceğimiz yardım değil, malzemeleri, işte yiyecek, içecek, mazot falan filan gibi Ruslara veriyorduk. Ruslar teslim ediyordu bizim askerlerimize. Tamamen öyle. Şimdi burada sıkıntı şuradan kaynaklanıyor. Yani bu anlaşma ne diyordu? Soçi anlaşması, daha önce Astana Mutabakatı, yani burada ne isteniyordu? Ne üzerinde mutabakata varılmıştı? Bizim orada gözlem postalarımız olacak. Tamam. Ne yapacak gözlem postaları? Yani Türkiye görevini yapmadı filan diye eleştirilerde bulunuyordu Putin. Neydi bizim görevimiz? Yani orada efendim bir çatışmasızlık bölgesi olacak. Orada bir radikal terörist unsurlar var. PTŞ ve El Nusra gibi grupları silahsızlandırılacak. Gruplar var. Onları silahsızlandıracağız. Ellerindeki ağır silahları, tankları, topları, füze sistemlerini alacağız. Başka askeri sistemlerini alacağız. Ondan sonra oradaki iki önemli karayolunu trafiğe açacağız. M4, M5'i. Ve bütün bunları da gözlem postasından yapacağız. Nasıl yapıyorsak. Yani böyle bir şeyin örneği var mı? Gözlem postası nerede var? Diyelim ki mesela Lübnan'la İsrail arasında var. Birleşmiş Milletler gözlem postaları var. UNIFIL. Ne iş yapar bunlar? Ateşkes ihlal edildi mi edilmedi mi? Bunu tespit eder, rapor eder. Evet. Ama orada bir fiili durum yaratacak bir gücü, imkanı, yetkisi de yok. O bakımdan yani baştan bir sakatlık var bu işte. Ve en önemli sakatlık da hedef birliği olmayan 3 ülkenin bu girişimi başarıya ulaştırmaya çalışması. Şimdi şu anda Suriye var. Bir kere Suriye'nin durumundan emin olmak isteriz. Suriye kendisi diyecek ki ben buna tam anlamıyla uyuyacağım ve hiçbir şekilde ateş açmayacağım falan. Yetiyor mu? Yetmiyor. Yani orada en büyük güç arazide Hayat Tahrir El Şam dedikleri örgüt. Eski El-Kaide'den gelen, El-Nusra'dan gelen örgüt. Şimdi arazinin büyük bir bölümü bunların kontrol altında. Evet. Şimdi bunlar daha biz Moskova'da anlaşma imzaladığımız günün ertesinde dediler ki biz uymayacağız ateşkese. Evet. Ve bunları zaman Suudi Arabistan, emirlikler, Arap dünyasının bir kısmı, iddiaya göre Amerika destekliyor. Destekliyor. Şimdi bu aslında terör örgütü olarak ilan edilmiş, Amerika dahil, Birleşmiş Milletler dahil, Türkiye dahil filan, ama yani bunların da ne nasıl bir örgüt olduğunu anlamak çok zor. Çünkü boyuna isim değiştiriyor. Evet. Boyuna şekil değiştiriyor. Hedef değiştiriyor. Bugün bununla beraber, yarın öbüründen beraber bu kadar güvensiz bir ortamdayız. Peki şimdi bunlar ateşkese uymayacağını söyledi. Ne yapacaklar? Suriye hükümetiyle çarpışıyor. Yine çarpışacaklar. Çarpışınca Suriye buna cevap vermeyecek. Peki. Verecek. Peki ateşkes nasıl korunacak? Suriye cevap verdiğinde ateşle siviller etkilenmeyecek mi? Etkileyecek. Gene göç hareketi olmayacak mı? Olacak. O zaman biz bu anlaşmada sözü edilen göçmenlerin güvenlik içinde evlerine dönmeleri maddesini nasıl uygulayacağız? Yani böyle anlaşmalar ilk başta hepimizde biraz iyimserlik yaratıyor. Nihayet ateş kesildi. İnsanların can güvenliği tehlikeye girmeyecek falan diye, ama bu ateşkesin kalıcı olması için daha sağlam temellere dayanması lazım. Ve benim gördüğüm kadarıyla bu. Şimdi ben size bir şey söylesem belki inanmayacaksınız. Bu Hayat Tahrir El Şam dedikleri örgüte bağlı kaç örgüt var? Kaç örgüt bunlarla beraber savaşıyor dersiniz orada? İrili ufaklı. Tam 139 örgüt. Düşünebiliyor musunuz? Bunun hangisine kim söz geçirecek? Bunların içinde El-Kaide'ye daha yakından bağlı olanlar var. Başkaları var. Çok radikaller var. Militanlar var. Şu var, bu var filan. Ve farklı eğilimde bu gruplarda. Ve farklı milletler var içinde. Farklı milletler var. Yani son derece karmaşık bir tablo. Şimdi siz bunlara dayanarak bir ateşkesin yürüyeceğine ihtimal verebilir misiniz? Yani ben o konuda çok iyimser değilim doğrusu. Peki nasıl bir anlaşma yapabilirdi? Nasıl anlaşma yapılabilirdi? Şimdi baştan bir kere yani filmi biraz geriye sarmak lazım. Yani Astana'dan, Soçi'den itibaren şunu görmemiz lazımdı ki sadece 3 ülkenin mutabakatıyla Suriye'de barışa giden yolu açmak kolay değil. Çünkü hedefleri farklı en başta. O zaman ne olacak? Bu sistemin içine Birleşmiş Milletler'i de sokacaksınız. Daha doğrusu Birleşmiş Milletler sisteminin içine girecek bu. Cenevre'de ne yapıyor insanlar? Birleşmiş Milletler sisteminde şu sırada adı bile geçmiyor. Evet. Birleşmiş Milletler'in. Birleşmiş Milletler temsilcisine yapıyor şu anda. Belli bile değil. Niye bir Birleşmiş Milletler gözlem postası yok orada? Niye yani Türk gözlem postası var da Birleşmiş Milletler'in gözlem postası yok? Birleşmiş Milletler'in görevi bu değil mi? Artı Birleşmiş Milletler yasasında başka bir hüküm var. 7. bölüm. Orada diyor ki barışı zorlama yetkisi de var. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi barışı zorlama kararı da alabilir. Yani taraflardan biri barışa uymuyor. Efendim toprak işgal ediyor. Sivilleri ateş ediyor. Onları hizaya getirmek gücü var, yetkisi var Birleşmiş Milletler'in. Uygulaması da var. O bakımdan yani baştan bir kere yapı bence sağlam. Birleşmiş Milletler'in bunu yapabilecek bir askeri güç var mı? Birleşmiş Milletler'in elinde asker yoksa mesela Bosna'da bunu yapamadı. Gibi. Yapamadı. Vardı. Böyle var. Gücü orada konuşlandılar. Yapamadı. Ne yaptı? NATO'dan yardım istedi. NATO'dan gücüyle o amacına ulaşabildi Birleşmiş Milletler. Kosova'da aynı şey oldu. Afganistan'da bir ölçüde aynı şey oldu. Makedonya'da oldu. Filan. O bakımdan yani uluslararası alanda yapılabilecek çok şey var. Peki bunlara uyar mı? Mesela Birleşmiş Milletler bu işe müdahil olmak ister mi? Ah, işte bütün mesele burada. Şimdi şeyde Bosna Savaşı'nda şöyle bir durum oldu. Bosna'da müthiş saldırılar var işte. Soykırım var, o var, bu var. Türkiye dedi ki NATO müdahale etsin. Salladılar, geciktirdiler. Pek adamı atmak istemediler. Bu işi diplomatlara bırakalım dediler. O zaman üst düzeydeki siyasetçiler diplomatik bir görev üstlendi. Gidiyor adam dolaşıyor çeşitli ülkeler. Kanada'ya gidiyor. Kanadalılar diyorlar ki canım burada barış getirmek için şunu yapmak lazım, bunu yapmak lazım, bunu yapmak lazım. Adamın cevabı yani rivayet olunur. Bunun yazılı belgesini bulmak zordur ama bunun çok kuvvetli rivayetler var diplomatik çevrelerde Avrupa'da da. Diyor ki size diyor Bosna'da barışı istediğimizi kim söyledi evet. diyor. Doğru var. Yani acaba gerçekten burada barışı mı istiyoruz? Yoksa başka hedefleri olan ülkeler başka amaçlara mı yöneldiler? Değil mi? Şimdi orada Suriye'nin en önemli özelliğinden biri şu. Birçok ülkenin farklı stratejik hedefleri var. Ve herkes yani nasıl olsa da ne yapsak da Suriyeli muhalifleri barıştırsak da işte ona bir... Oraya huzur geçsek diye bir derdi yok ki. Başka dertleri var. İsrail Golan'ın peşinde. İsrail ile İran arasındaki çekişmeyi nasıl halledeceğiz, nasıl şekle sokacağız. Irak'ın kuzeyinde nasıl bir küçük ikinci İsrail niteliği taşıyacak bir devlet kuracağız. Hatta belki Suriye'nin kuzeyinde. Suriye'nin kuzeyinde belki bunları nasıl birleştireceğiz. Suriye'deki işte bu terör örgütüyle işbirliği yapan PYD'yi nasıl kullanacağız? Nasıl oradaki petrol tesislerine el koyacağız? Çeşitli hedefler var. Rusya açısından bakarsanız nasıl oradaki üslerimizi kalıcı hale getiririz de Akdeniz'e, sıcak denizlere ulaşma hedefimize ulaşabiliriz falan. Herkesin farklı bir hedefi var. Belki Türkiye'nin de bazı düşünceleri olabilir. Ama netice itibariyle Türkiye'nin birinci öncelikli hedefi tabii güvenlik çıkarları. Onun dışında başka beklentileri de var mı? Zaman gösterecek. Ama en azından öbür ülkelerin hedefleri ne olduğu açık ve ortada. Diyeceğim şu, sıkıntılar biraz buradan kaynaklanıyor. Yani temelinde bir bozukluk var bu işin. Niye mesela diğer pek çok ülkede de oldu, Arap Baharı'ndan sonra böyle çatışmalar, işte Tunus'ta oldu, Mısır'da oldu. Niye Suriye'deki kadar olmadı? Çünkü bu devletlerin hiçbiri İsrail'e komşu değildi. Hiçbiri İran'a da komşu değildi. Yani bu açılardan düşünmek lazım. O oralarda mesela Tunus'ta böyle bir İsrail-İran çekişmesi yok. Bir İran etkisi yoktu çünkü orada. Öyle. Şimdi o bakımdan yani benim kanaatim şu ki baştan bir kere düşünmek lazım. Yani burada nerede hata yapıldı? Peki o hata düzeltilemez noktada mı şu anda? Düzeltilebilir. Bütün hatalar düzeltilebilir. Yeter ki hata yaptığınızı kabul edesiniz. Yani biz başından beri her attığımız adım doğruydu derseniz, birinci düğmeyi yanlış iliklediğinizi fark edemezseniz, bütün düğmeler yanlış iliklenir aşağıda. Ya fark edip de kabul edemezsiniz. Kabul edemezsiniz. Yani o bakımdan biraz uluslararası ilişkilerde şöyle bir kavram vardır. Nerede hata yaptık? Yani bazen bir noktada duracaksınız, bir adım geri çekip düşüneceksiniz. Yani bu işlerin bu kadar kötüye gitmesinde acaba yapılan bir yanlışın, birkaç yanlışın etkisi var mıydı, yok muydu? Kendi kendine mi oldu bunlar? Ben hep haklıydım, hep doğru iş yaptım, hep doğru şey söyledim. Fakat işler bu hale geldi başkalarının yüzünden. Bunu Amerika'da böyle söylüyor, Rusya'da böyle söylüyor, İran'da, İsrail'de filan. Şimdi en azından bizim bu işleri daha sağlıklı düşünmemiz lazım. Yani bu noktaya gelmeyebilir miydi bu işler? Başından itibaren düşüneceksiniz. Amerika'nın Irak'ı işgalinden itibaren mesela orayı işgal ediyor. 170 bin askeri var Irak'ta o sırada. Oradaki bütün terör örgütleriyle mücadele ediyor, biri hariç. PKK. Acaba neden? Yani bunu biz düşünmeyeceğiz mi? Şimdi bir örgütle işbirliği yapıyor orada Suriye'de. O örgüt PKK, Amerika'nın kendi eski Şam Büyükelçisi'nin yazdığı makalede de açıkça belirttiği gibi o örgütü PKK kurmuş. PKK'nın kurduğu bir örgüte $200 milyon yardım yapacaksınız ve binlerce tır dolusu silah vereceksiniz. Niçin? Efendim DAEŞ'le mücadele için yaptık biz bunu filan. Peki DAEŞ şimdi fiilen orada varlığını sona erdirdi. Niye devam ettiriyorsunuz? Tabii ki başka mekanlar. Aslında sona erdirmedi biliyorsunuz. Küçük parçaları var. Var ama yani toplam oradaki şeyi, gücü Suriye topraklarının %33'ünü kontrol ediyordu. Şimdi haritada küçük bir leke gibi kaldı. Demek hala ama onlar bu şeyle PYD ile işbirliğinden vazgeçmediler ve Türkiye hala Amerika'ya kendi büyükelçisinin yazdığı açık ifadelere rağmen hala biz Amerika'ya PYD'nin bir terör örgütü olduğunu kabul ettiremedik. İşte sıkıntılar burada, sorunlar burada. Yani bu sorunlar hiç olmasa başka türlü değerlendirebilirdik. Peki Moskova'dan daha iyi bir anlaşmaya dönülebilir miydi yani? Ya da o anlaşma ne olabilirdi? Bence dönülebilirdi tabii. İstediğimiz neydi bizim? Suriye eski ateşkes çizgisine çekilsin. Bence bu yanlış bir talep değildi. Yani siz bir anlaşma yapmışsınız, ateşkes anlaşması. Suriye bunu ihlal etmiş ve benim neredeyse bütün gözlem postalarımın ötesine geçmiş ve bizi orada ada gibi bırakmış. Şimdi bunların buradan çekilmesinde ısrar etmek lazımdı bence. Çünkü bu bizim güvenlik riskimiz. Yani bu güvenlik riskimiz. Adam yarın aynı şeyi yapmayacağının hiçbir garantisi yok. O zaman yarın da bu sıkıntıları çekebiliriz. Belki daha kötüsünü çekebiliriz. Yani bazı konularda direneceksiniz. İlla her görüşmenin anlaşmayla sonuçlanması şart değil. Bazen ağırlığınızı koyarsınız. Biraz ertelenir, birkaç gün ertelenir, bir daha toplanılır filan. Bunun yolları var. Diplomatik yollardan zorlarsınız. Baştan söylemişsiniz zaten. Yani çekilmedikçe ateşkes çizgisine biz ne yapacağımızı biliriz filan. Gayet sert demeçler vermişiz. Şimdi çekilmedi adam. Sanki çekilmiş gibi yapıyoruz. M4, M5 karayolları biz kontrol edecektik değil mi? Yani Soçi mutabakatına göre. Şimdi ne oldu M5 karayolu? Biz trafiği açacaktık. Rejimin trafiğini açacaktık. Trafiği açacaktık. Şimdi ne oldu? Bir tanesinin üzerinde hiçbir adı bile geçmiyor. M5'in adı bile geçmiyor. M5'in adı bile geçmiyor. Moskova'nın. Çünkü o aşağı giden yol. M4'te de işte Rusya ile beraber devreye yapacağız. Laskiye yolu. Devreye ile ne sonuç aldığımızı da Suriye'nin kuzeyindeki Kürt bölgesinde gördük. Kalkanı bölgesinde gördük. Bir sonuç alamadık. Yani çok kötümser olmak istemiyorum tabii. Daima bir iyimserlik payı bırakacaksınız. Ama belki bu arada bir anlaşma daha yapılabilecek bir fırsat olabilir, mı doğdu acaba diye olabilir, düşünmek istiyorum. Ama bu tablo bizim beklediğimiz bir tablo değildi. Doğrusunu isterseniz. Onun için. Evet. Şimdi benim görüşüm bu. Evet ben sayın meslektaşlarımıza yok. Sizin de meslekten büyüğünüz tabii. Benim mektepte sizin meslektaş. Sizin evet. Tabii o sayın müsteşarımızın ortaya attığı fikirlerden hareketle bir yorum yapmaya çalışayım ben de. Ben metinde çok büyük zafiyetler var, çok kötü noktalar var. Fakat her halükarda sizin de biraz önce söylediğiniz gibi Sayın Altaylı, ateşkesin sağlanmış olması, ateşkes değil de zaten bizim anladığımız manada, klasik manada bir ateşkes söz konusu değil bu noktada. Askeri faaliyetlerin durdurulması çok farklı. Yani onu bir görüşmemiz lazım. Ateş edebiliyorsunuz. Ateş edebiliyorsunuz. Bu askeri faaliyetlerin durdurulması bizi daha zor bir duruma sevk ediyor. Çünkü askeri sevkiyat yapma imkanından mahrum kalıyoruz. bu klasik bir ateşkes değil. Askeri faaliyetlerin durdurulması. Ateşkes hiçbir yerde geçmiyor. Nitekim ufak tefek çatışmalar da şu anda oluyor, yaşanıyor. İkincisi ateşkes durumu tam anlamıyla ateşkestir. Burada biraz önce değindiğimiz terörist örgütleri ki HTŞ'nin yanı sıra başka terörist örgütler de var orada. İşte eski Sovyetler Birliği ülkelerinden gelen teröristler var. Onların oluşturduğu gruplar. Avrupa'dan bile var. Güney Avrupa'dan gelenler var. Fakat HTŞ içinde bunların oranı düşük. Hayli düşük. HTŞ daha ziyade bir Suriyeli örgütü. Ve onun için mesela DAEŞ'in gösterdiği performansa göre daha iyi performans gösteriyor İdlib'de sivil halk nezdinde. DAEŞ'i benimsememişti Suriye halkı. HTŞ'yi daha çok benimsiyor. Ama çok önemli konulara değindi Sayın Müsteşarımız. Ben onlara biraz atıfta bulunmak istiyorum müsaadenizle. Şimdi Suriye'de niye bu kadar büyüdü çatışma? Suriye'de direndi çünkü iktidar ve direnme kapasitesini gösterdi. Diğer ülkelerden hiçbirinde Rusya bu şekilde oyuna girmedi. Ya da Amerika'yı başkasının oyuna girmesine izin vermedi. Bu durumun sebebi Obama'nın çekingen ya da bile bile yarattığı tabii, bir ortam. Obama'nın büyük hataları, pasiflikle bize göre hataları, belki ona göre değil. Bana kalırsa onlar da Obama dönemindeki eksikliklerinden, noksan yaklaşımlarından biraz şikayetçiler. Ama bir de başka bir olay var Suriye konusunda. Diğer ülkelerin AK Parti tarafından yönetilen bir Türkiye komşusu yoktu. Dolayısıyla bizim de biraz önce söylediğiniz gibi Suriye'nin bu hale gelmesinde çok büyük sorumluluğumuz var. Ve başından beri Suriye politikası, siz de değindiniz Sayın Müsteşarım, çok önemli hatalarımız oldu. Ta başından beri. Hem Rusya'yı okumak konusunda Rusya'yı yanlış okuduk. Rusya'nın Suriye politikasını fevkalade yanlış okuduk. İdlib'i de yanlış okuduk. Yani Rusya'nın İdlib'de neyi yapıp neyi yapmayacağını yanlış okuduk. Başından itibaren bu konuyu gündeme getirdik biz. Ama maalesef iktidarı ikna edemedik. Çünkü iyi bakmak lazım. Rusya İdlib'de çok kararlıydı. Ve İdlib'de klasik, daha önceki programda da konuşmuştuk Sayın Altaylı'nın programında, Primakov veya Gerasimov doktrini denilen gerilimi arttırma yaklaşımını izledi ki bu ve gerilimi arttırma ama tüm imkanları kullanarak gerilimi peki arttırma. Biz Moskova'da ne yapabilirdik? Yani daha ne isteyebilirdik? Şimdi Sayın Müsteşarımız diyor ki biz bir kere ateşkes öncesi sınırlara, yani başlangıç sınırlarına dönmelerini sağlamalıydık. Sağlanabilir miydi? Hayır, bakın bir kere şunu söylemek istiyorum. Bizim İdlib'e bu şekilde müdahalemiz doğru değildi. Çünkü bu sonuç alınmışsa eğer bizim bu kadar şehit vermemiz çok acıklı bir durum. Bize basında bu çıktı, çok işlendi ve yalanlama da olmadı. Ruslar daha önce bu kompozisyonu, yani bu formülü %60, %40 formülünü önermişlerdi. Biz ondan memnun olmadığımız için olayı tırmanmaya götürdük. Ve olayı tırmanmaya götürürken muhtemelen, varsayım, Putin Türkiye ile dostluğunu tehlikeye atmaz varsayımıydı, faraziyesiydi. Bu faraziyenin İdlib konusunda yanlış olduğunu defalarca tekrarladık. Niye yanlıştı? Çünkü İdlib, bir kere Astana'dan bahsettiniz. Astana hakikaten çok bana kalırsa yanlış uygulanmış bir anlaşma. Üç aktör, zemindeki üç aktör, eşit ağırlıkta olmayan ama zemindeki üç aktörün bir araya gelmesi mümkün. Hedefleri farklı olmakla birlikte bir araya gelmesi mümkün. Uzlaşmak için bir araya gelmeleri mümkün. Ben bunda çok aykırı bir durum görmüyorum. Ama iyi bir anlaşmanın oluşması veya o anlaşmanın iyi uygulanması lazımdı. Şimdi Astana'da 4 tane çatışmasızlık bölgesi vardı. Bunlar teke indi Soçi'yle. Ve Türkiye buna göz yumdu. Türkiye bütün muhalefetin ve radikal muhalefetin, yani terörist olarak bizim de adlandırdığımız grupların İdlib'de toplanmasına göz yumdu, hatta katkıda bulundu. Bu kadar büyük bir hata işlendi. Esas hata oradan başlıyor. Veya oradan devam ediyor. Başlıyor demiyorum çünkü Suriye politikası baştan yanlıştı. İdlib'e gelmelerinin, getirilmelerinin nedenine İdlib'den o 3 milyon, 4 milyon rakamı tam bilemiyoruz, muhalifin Türkiye'ye doğru itilmesi. Şimdi biz bu hatayı yaptıktan sonra, bu durumu kabullendikten sonra İdlib özelinde İdlib'deki durumu kontrol etmemiz mümkün değildi. Çünkü barizdi. 2 yıldan beri durum belli. Yani eğer Suriye'nin birliğini arıyorsa Esad ve Rusya, ister istemez İdlib'de ilerleyecekler ve M4, M5 karayollarını ele geçirecekler. Bunun aksi düşünülemez. Düşünülemez. Onun için biz önceden bunun diplomatik yollardan, siyasi yöntemlerle müzakerelerini gerçekleştirecektik. Bu vakitten sonra, hadi toparlarsanız. Bu vakitten sonra tabii, bu vakitten sonra Moskova'da daha iyi bir sonuç elde edilebilir miydi? Elde edilebilirdi. Ama çok zordu. Çünkü zaten Moskova'ya çok yaralı gittik. Ben burada noktalayayım, biraz uzun sürdü. Peki Kürşat Hocam, siz ne diyorsunuz? Yani Moskova'da elde edilen şey, Türkiye öncesinde söylediği tezlerin hiçbirini Moskova'da, masada kabul ettiremedi gibi duruyor bugün baktığımız yerden. Siz bu anlaşmayı nasıl buluyorsunuz? Evet. Şöyle, bugün Sayın Erdoğan'ın uçak dönüşü yaptığı bir açıklamalar var. Oraya baktığımızda önemli bir nokta var, çok önemli. Diyor ki, İdlib'de yaşanan gelişmeler ve mülteci krizinin yeni boyutlara ulaşması üzerine kapsamlı bir diplomasi trafiği başlattık. İdlib'de geçici ateşkesi sağlamak amacıyla biz Moskova'ya gittik ve geçici ateşkesi sağladık. Buradaki geçici... Yani benim az önce söylediğime gibi yani sonradan... diyor ki bir anlaşma daha olacak. Bu nihai anlaşma değil. Evet. Buradan 2 netice çıkarabiliriz. Ya sizin dediğiniz gibi ikinci bir anlaşmanın öngörüldüğünü söylemek mümkün. Ya da resmi görüşmelerin dışında iki liderin baş başa görüşmelerinde kayda geçirilmemiş başka bir fiili durum var. Belki sözlerle ifade edilen. Bunu da nereye doğru götürebiliriz? Türkiye'yi bence bu süreçte en çok zorlayacak şey İdlib'e yoğunlaşmakta olan radikal unsurlarla ÖSO unsurlarının ayrıştırılması konusudur. Şimdi tabii bu meseleye bakarken geçmişi hatırlamak lazım. Buraya nereden gelindi? Çünkü bunu hatırlamazsak bugün ne kazandık ne kaybettik sorusunu cevaplamakta da zorlanırız. Zira bu elbette bölgedeki barış ve huzur, Mehmetçiklerimizin can güvenliği açısından gayet önemlidir. Gerginliğin azaltılması, hele ki küresel problemlerin bu kadar arttığı bir dönemde Türkiye onlarla meşgul olması gerekirken burada biraz daha dikkatini farklı yerlere çevirebilme avantajını da elde edecektir. Şimdi burada Amerika Suriye'yi parçalayarak Burada yeni bir inşaat sürecini planladı. 2011 yılından alabiliriz bu süreci. Ve Türkiye buraya farklı sahiplerle müdahil oldu. Örneğin 2013 yılında 225 bin, 2014 yılında da yaklaşık 1,5 milyona varan bir sığınmacı sınırlarımızdan Türkiye'ye giriş yapmış. O tarihlerde Amerika bir anlamda bu sistemi kendisi açısından devre dışı bırakınca Obama, devreye Rusya'nın ağırlığı etap etap hissedilmeye başlandı. Rusya ne yaptı? Bu kimyasal silahların kullanılması sürecinde henüz askeri konuşlanmadan önce, hatırlarsanız Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Amerika'nın o şeyini veto etti Suriye'ye karşı ve önemli bir zaman kazandırdı. Sonra sahaya da askeri unsurlarıyla... Vetoyla değil o. Sankt Petersburg'daki G20, özür dilerim yani olgusal bir olay olduğu için söylüyorum. 2013'te Sankt Petersburg'daki G20 toplantısı sırasında Obama ile Putin arasında varılan mutabakat sonucudur. Kimyasal silahların denetlenmesine ilişkin uzlaşı. Ama netice itibariyle müdahaleyi engellediler. Yani bu kapsamlı bir müdahale girişimini engellediler. Obama'nın rızasıyla da... Fransız uçakları hazır bekliyordu. Biz hazır bekliyorduk. Evet. ABD hazır bekliyordu. Ama son anda 10 dakikalık bir görüşme neticesinde, muhtemelen öncesinde görüşmeler yapıldı. O müdahale durduruldu. Putin ikna etti. Yani bu diplomasidir. İşte, tamam. Karşı çıkma değil de ikna etti. Netice itibariyle burada Türkiye'nin en baştaki o gömleğin düğmesini iliklerken hareket tarzı havada kaldı. Ve bir anda istemediği gelişmelerle hem küresel ölçekte hem de bölgedeki sahadaki unsurların iç hareketliliği bakımından kontrol edemeyeceği bir dönemi de karşı karşıya bıraktı kendisi de. Tabii o süreçte Türkiye ağır problemler de atlattı. Yani işte darbe girişimi başta olmak üzere vesaire vesaire. O 4 sene sonra mı? Evet. Sonra ama netice itibariyle... Peki mesela şöyle bir şey oluyor. Türkiye Amerika'nın bu tavrını görüp, İsrail'in buradaki rolünü görüp birdenbire madem siz politika değiştiniz ben de değişiyorum kardeşim deyip Esad rejimi devam etsin, bizim Esad'la zaten bir sorunumuz yoktu noktasına çevirebilir mi değişim? Bence o zaman bunu yapmak bugüne göre daha mümkündü. Şu anda hani tırnak içinde söyleniyor Esad'la masaya oturalım. Ben bugün bunu yani düne göre daha az gerçekçi buluyorum. Çünkü ama yine de olabilir. Zaten Rusya ile masadayız vesaire vesaire. Ama şimdi bu anlaşmaya giderken Türkiye belirli zorunluluklarla İdlib'deki hareket alanını, kabiliyetini artırmak zorunda kaldı. Aslında Astana zirvesinin başından bu yana rejim Rusya ve İran desteğiyle çatışmasızlık başta olmak üzere verdiği taahhütleri etap etap ateşkes görünümü altında buna aykırı davranışlar göstermeye başladı ve İdlib'in güney hattından işte bu M5 karayolu dediğimiz bölgeye kadar olan kısmı, sonra da Soçi'nin ardından işte Morek, sonra Surman, Maaret el Numan, Serakib'e kadar geldi. Ve Türkiye orada bir şeyle yüzleşti. Bir, gözlem noktalarımızdaki Mehmetçiğin can güvenliği artık yok. Son derece büyük bir risk altına girdi. İkincisi, sığınmacı yükü kaldı açıkçası. Zaten hava desteği, hava kontrolü onlarda. Ama bu şöyle bir sorunun, belki Serhat Hocam da o konuya katkı sağlayabilir. Yani daha erken bir dönemde Türkiye'nin bu kararlı diyebileceğimiz göreli olarak tutumunu daha öncesinde başlatması acaba sahadaki bu ilerleyişi bizim açımızdan daha avantajlı hale getirebilir miydi? Biz bunun üzerine olası bir masada daha elimiz kuvvetli gidebilir miydik? Ama şimdi tabii burada şunu da görmemiz lazım. Türkiye bir de bu bloklar arası, Rusya-Amerika arasındaki gelgit siyaseti arasında da ciddi bir test ve arasında kaldı. Yani böyle bir test geçirdik biz bu süreçte. Ve Putin de şunu çok iyi tespit etti ki masaya oturmadan önce NATO, ABD bu savaşın içerisinde Rusya'yı karşısına alacak şekilde girmek istemiyor. Türkiye yalnız yani. Türkiye yalnız oturdu oraya. Bunu kabul etmek lazım. Ve zaten bu yalnızlığını gidermek için bir takım hamleler yapıyor. Belki birazdan konuşacağız. Sınırların kapılarını açması, göçmenleri hareketlendirmesi, Avrupa'yı bu sürecin içine katabilme gayesi. Netice itibariyle şunu söylemek mümkün ki geçmişte yapılan bazı hataların neticeleri ağır oldu. Ve son dönemde doğru adımlar atılsa bile bu ağır yük Türkiye'ye daha iyi sonuçlar elde edebileceğimiz bir fotoğraftan bizi geriye götürdü. Ama ben şöyle de bakmıyorum. Yani geçen de söyledim. Türkiye'nin bugün Suriye'de ne işi var? İdlib'de ne işi var sorusu bence güncelliğini ve geçerliğini yitirdi. Geç bir soru artık. Artık bence şunu sormamız lazım. Ne kadar daha kalacağız ve hangi koşullarda nasıl bulunacağız? Yani buna çözüm üretmemiz ve buna kafaya almamız lazım. Zira bu problem sadece bir iktidar problemi değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hepimizi ilgilendiriyor. Aynen. Çok ciddi risklerle karşı karşıyayız. Evet Serhat Hocam. Siz ne diyorsunuz bu anlaşma için? Makul müdür? Olabileceğin en iyisi midir? Yoksa geçici olarak idare eder mi? Nedir bu anlaşma? Geçiciden kastımızın ne olduğuna bağlı. Çatışmaya dönüş mü? Bir başka kalıcı duruma doğru gidiş mi? Şimdi hemen yorumları izlemeye başladım ben de ateşkes anlaşması ya da ateşkes metni, mutabakatı. Her neyse işte çatışmayı durduran durum. Yani ateşkes öyle değil de... Çünkü ateşkes olabilmesi için bir de ortada savaşan taraf olması gerekiyor. Ortada savaşan taraf yok. Kimse böyle bir savaşı kabul etmiyor. Ortada bir devletler arası savaş yok ki bir ateşkes metni olabilsin öncelikle. Çünkü ama biz 2000 rejim askeri ödüyoruz. Rejim bizim... Yani şimdi şöyle en azından hukuki anlamda baktığınız zaman iki devlet, yani Suriye devleti ile Türkiye İlan devleti... bir savaş yok. Ne Türkiye Rusya ile Türkiye arasında bir savaş durumu yok. Dolayısıyla hani bunu klasik ateşkes anlaşmaları gibi algılamak doğru değil. Birincisi bu. Şimdi hemen arkasından şu konuşuldu. Bu çok kırılgan. Hemen çatışmaya dönüşebilir. Suriye'de benzeri düzenlemeler ülkenin başka bölümlerinde daha önce de yapıldı ve onlar da pek çok kez ihlal edildi. Her ihlal bu tür anlaşmaları ya da bu tür mutabakatları ortadan kaldıracak düzeyde değil. Sayılarına da bakmayınız. Yani 10 tane, 20 tane, tabii, 30 tane de olabilir bu. Tabii. Burada ortaya çıkan yeni durumu, fiili durumu değiştirebilecek ne kadar büyük bir hamle geliyor. Bu çatışmanın tekrar başlamasına ya da mevcut durumun devamını olup olmayacağını bize gösterecek. Şimdi o yüzden bu soruyu ikili soralım. Ateşkesin geçici olması, yeniden savaşırız mı? Yoksa henüz tam üzerinde anlaşılamayan noktalar var. Bunun neticesinde İdlib'de yeni bir durum ve hatta yeni sınırlar, yeni bir yapı mı ortaya çıkacak? Bu şey neye benzeyecek? O nedenle mi geçici? Anlaşma sanki... için bekleme mi bu acaba? Evet, yani şöyle söyleyeyim. Silahlar susmuşken bu tür şeyleri konuşmak daha kolay. Sanki bahsedilen şey o. Çünkü benim anlayabildiğim kadarıyla en azından içinde bulunduğumuz dönemden ileriye doğru baktığımızda İdlib'de yeni bir düzen ortaya çıkacak. Ve hani ben bunu yaklaşık 1,5 aydır falan yazıp çiziyorum. Ve başka bir bölge göreceğiz biz. Hani nasıl bir Fırat Kalkanı, bir Zeytin Dalı, bir Barış Pınarı bölgesi var. Buna benzer bir yapı ortaya çıkacak. Neden? Çünkü her ne kadar politik anlamda, politik söylem anlamında baktığınızda Esad yönetimi İdlib'in tamamını kontrol edeceğini defalarca deklare etmiş olsa da hal tarzı, hal ve hareket tarzı ve sahadaki hamleleri bunu göstermiyor. Hiçbir zaman da göstermedi. Niçin? Bir kere aslında ciddi anlamda zarar gördü bu operasyon sırasında. Kayıplara uğradı. İkincisi, geriye kalan bölgede hakimiyet sağlayabilmesi için o nüfusu oradan boşaltması lazım. 3 milyon yaklaşık insanı oraya koyduğunuz işte çoğunluğu operasyonel kabiliyetini yitirmiş, bir kısmında operasyonel kabiliyeti var, şüphe yok, ama çoğunluğu operasyonel kabiliyetini yitirmiş bir dizi güçle o bölgeyi kontrol altında tutabilmesini zaten o da mümkün olmadığını görüyor. Üstelik bunun maliyeti o kadar yüksek ki bunu yapmasına gerek de yok. Yani şu anda M5 ve M4'ü çıkardıktan sonra, ki ben onu geçen programda da yanlış hatırlamıyorsam dile getirmiştim burada. Sadece yol kontrolünün getirmiş olduğu ekonomik avantajlar değil. Batı Halep'in güvenlik altına alınması, Rusya'nın kritik üslerinin saldırılardan uzaklaştırılması, İdlib'in verimli tarım alanlarının önemli bir kısmının Şam'ın denetimine geçmesi gibi faktörleri bir araya getirdiğiniz zaman aslında geriye kalan bölge için daha fazla kaynak, hem politik kaynak harcamaya hem ekonomik kaynak harcamaya. Şam istediğini elde etti aslında. Yani askeri kaynak harcamasına da gerek yok. Bundan sonrası çeşitli mütabakatlarla düzenlenebilir. Nitekim hemen bu olayların akabinde Esad'ın söylediklerine bakacak olursanız bundan sonra doğuya döneceğinin sinyallerini vermeye başladı. Hı hı. Çünkü onun için hala orada daha büyük bir pastanın daha büyük bir parçası var. Doğu derken? Fırat'ın doğusu. Yani o komple, yani Derezur dahil olmak üzere. Derezur'un kuzeydoğusu, Haseke'nin güneyi. Amerika kontrolündeki bölge değil. Amerika kontrolündeki bölge. Ve Rakka'nın kendisi. Yani, peki yani Amerika'ya çatışacak mı orada? Hayır, bunu illa çatışarak yapmıyor ki. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de ne kadar çatışmayı göze aldığı konusunda bugüne kadar pek çok testten geçtiğimizi düşünüyorum. Bu testlerin çoğunda da çatışmama yönünde irade gösterdiler. Herhalde Trump'ın sonuçlaması yine o yönde zaten. Yani yarın tutup da bütün Suriye ordusu, Rus ordusu bu bölgeye saldıracak ve ele geçirecek gibi bir şey zaten söylemiyorum. Bugüne kadar hep adım adım gittiler. Ama İdlib özelinde baktığınız zaman bundan sonra bizim konuşacağımız şey gelinen noktada o bölgenin nasıl idare edilebilir bir hale getirilebileceği. İlla Türkiye'nin yapması gerekiyor mu? Kaçınılmaz olarak böyle gerekiyor çünkü orada bir sorun olması durumunda milyonlarca insanın iki tane çıkış güzergahı var. Üç değil bakın, iki tane çıkış güzergahı var. Bir tanesi Türkiye Cumhuriyeti, diğeri de Zeytin Dalı'ndan başlamak üzere Fırat Kalkanı'na kadar yani Fırat Nehri'ne kadar ulaşan bölge. Sayıları çok fazla... Denize ulaşamazlar mı? Hayır. O tarafta yani Esad yönetiminin güçlü bir varlığı var. Ruslar da oraya gidemezler. Zaten gidecek olsalar gelmezlerdi. Unutmayalım bugün sürekli artırılan 4 milyon falan rakam var. Aslında bu rakam biraz gerçeklik olmaktan uzak. Biz sanki insanlar orada hiç göç etmiyorlar, hiç o bölgedeki nüfus değişmiyormuş gibi yaklaşık son 8 aydır aynı sayıdan bahsediyoruz. Bu da pek doğru değil ama her neyse kabaca 3 milyon ve civarı diyelim. Evet. Çok detaya girmeden. Evet. Girebiliriz ama hani gerek yok şu anda. Oradaki nüfusu ya ülkemize doğru gelecek bu insanlar ve biz kesinlikle gelmelerini istemiyoruz ya da gidecekleri diğer bölge yani Afrin'den Elbaba kadar, Cerablus'a kadar uzanan bir bölge. Oradaki toplam nüfusa baktığınız zaman eğer İdlib'deki nüfus kalkar da oraya giderse oradaki mevcut nüfusun üzerinde %120-%30 kadar yeni bir nüfus eklenmesi demek. O bölge bunu kaldıramaz. O anlamda burada Türkiye'nin devreye girmesi zaten hani ister istemez bir kaçınılmaz duruma dönüşecek. Neden? Çünkü öbür bölgelerde de kendinize ait bir düzen oluşturmuşsunuz. Ve oraları hem istikrar içinde tutabilmek için hem de orada başka sorunlarla karşılaşmamak için buradaki nüfusun oraya akmasını engellemeniz lazım. Şimdi bu nedenle bundan sonra orada nasıl bir yapı oluşacağı önemli. İşte orada da düğüm şurada başlıyor. Ateşkesi kim kabul etti, kim reddetti, kim ne yapacak pozisyonu. Silahlı grupların her deklarasyonuna o kadar büyük ciddiyet vermemek gerektiğini son 8 yıldır anladığımızı düşünüyorum ya da anlamamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü her birinin kendi takipçileri var, verdikleri sözler var, siyasi propagandaları var. Bir de sahada koymuş oldukları uygulamaları var. Şimdi işte radikaller lafı da çok geniş bir laf. Yani kim radikal, kim ılımlı dışarıdan baktığınızda ayırt edebileceğiniz bir durum yok ortada. Bir kere onu söyleyeyim. O konuda aşırı bir genelleştirme yapıyoruz biz. Yani her uzun saçlı, her sakallı radikal mi? Değil. Birçok durumda Esad ordusunda çatışanların fotoğraflarıyla karşılarındakileri yan yana koyun. Onu da edilmek bayağı zor. Yani eğer hangisinin ne üniforma giydiğini, ne silah kullandığını bilmiyorsanız öyle kolay kolay şey yapamayabilirsiniz. Çok fazla yanılabilirsiniz. Yani o görüntü işin şey kısmı, biraz dışarıda bırakılması gereken kısmı. Şimdi bundan sonra bizim bakmamız gereken şey şu. Burada bölgenin yönetilebileceği bir idari yapıyı nasıl oluşturulabilecek? Burada insanlar nasıl ikna edilebilecek? HTŞ, Aydın Bey'in söylediği gibi IŞİD'den daha fazla kabul görmesine rağmen İdlib'de hiçbir zaman tam olarak hakim olamadı. Bakın bu operasyonlar başlamadan bir süre önce birçok kasabadaki buna bu şeydeki Esad yönetiminin İdlib Şafağı 2 diyor bu operasyona. Onun başında ele geçirmiş olduğu Maaret el Numan dahil olmak üzere. Hatta İdlib merkezin kuzeyindeki kritik bir takım yani kalabalık yerlerde HTŞ'ye karşı çok sayıda gösteri yapıldı. Nedeni de hiç siyasi falan değildi. zeytinlerin gelirinin nasıl dağıtıldığı, tamam, bölgede söz verilen şeylerin, altyapının, hizmetlerinin yerine getirilip getirilemediği ve HTŞ'nin baskısıyla bazı grupların hareket edip edemediğiydi. Dolayısıyla mevcut haliyle İdlib'de zaten varlığının sınırı olan bir yapıdan bahsediyoruz. Diğerlerine bakacak olursanız, diğerleri kontrol edebilir mi? Hayır efendim, onlar da edemezler. İki nedenle: bir, idari kapasitesi olan gruplardan bahsetmiyoruz. Çatışmayı bilen, çatışma içinde yoğrulmuş ama idari kapasitesi olan gruplar değiller. Yani herhangi bir grup bölgeyi verdiğinizde onu yönetemiyorlar kendi başlarına. Birbirlerine giriyorlar ve savaşıyorlar. Bu da zaten diğer grupların, mesela Şam'ın ilerlemesini önünü açıyor. Diğer bir faktör de, bunlar da çok parçalı gruplar. Astana süreci başladıktan sonra Dera'dan, Dumayır'dan, Doğu Kalamun'dan, sonra Humus'un kuzeyinden, yani Astana'nın diğer bölgelerinden, tabii, tabii, buraya akışlar olduğunda sadece HTŞ'ciler gelmedi. En çok HTŞ'cinin geldiği yer Doğu Guta'nın belli bir kısmıyla Humus'un kuzeyindeydi. Doğu Guta, tabii, özellikle. Asıl bir şey katkısı, pardon, için söylüyorum, o süreci hatırlatmak bağlamında. Hani o Astana sürecindeki bazı hususları bozarak aslında süpürdüler yukarıya doğru. Öyle denilebilir mi? Yani Esad'ın... Aslında çok belliydi. Hayır, yani o masaya oturulduğu zaman yani buraya gelecekleri işte belli. Yani burayı bir depo halinde kullanacaklar. Yalnız şunu söylemem gerekiyor. Bakın bunu hani sahayı biraz anlatabilmek açısından söylüyorum. Doğu Guta'dan örneğin bu bölge, Doğu Guta'da büyük bir sivil ve aynı zamanda ciddi bir silahlı grup vardı rejime karşı. Bunun 2-3 tane ana damarı vardı. Bir tanesi KAİDE'ciler. Yani daha sonra HTŞ olanlar. Ama daha büyükleri Ceşil İslam ve Felek-i Rahman'dı. Bunlardan bir tanesi, Felek-i Rahman, İdlib'e geldi. Ceşil İslam, Fırat Kalkanı bölgesine geldi. HTŞ'ciler de önce Humus'un kuzeyine, oradan da İdlib'e doğru geldiler. Şimdi bunlar birbirleriyle uzun süredir zaten farklı aşamalarda mücadele eden gruplar. Kaldı ki, hatırlarsanız eğer, 2018'in sonlarından sonra burada işte bir kısmı bugün Suriye Milli Ordusu'na katılmış olan gruplar, bir kısmı HTŞ'nin içinde kalanlar, bir kısmı da onunla çeşitli ittifaklar yapan ayrı unsurlar var. Bunlar kendi aralarında sürekli savaşıyorlardı. Ve bunlar arasındaki savaş onların enerjisini belli bir noktada öyle bir tüketti ki, çatışma durumu geldiğinde bazıları savaşmadılar. Şimdi 2019 Mayıs'ını örnek verelim. 2019 Mayıs'ında... Sıra hocam, bir toparlarsanız rektaba gitmem lazım. Şimdi 2019 Mayıs'ında rejim ilk Kalatel Madık'a ilerlediği zaman kurşun atmadan bölgeyi ele geçirdi. Nasıl yaptı bunu? Oradakiler HTŞ ile birlikte olmaktansa rejimle birlikte olmayı tercih ettiler. Özetle şunu söyleyeyim. İdlib'de bundan sonra konuşacağımız mesele bizim daha çok çatışma, işte karşılıklı olarak yükselen bir tansiyon falan değil. Sınırların nasıl kontrol altında tutulacağı, karşılıklı tırmanmanın minimuma nasıl indirilebileceği, ama daha önemlisi orada ortaya çıkan yeni yapıda 3 milyon insanın burada nasıl tutulabileceğine ilişkin bir idari yapının ortaya çıkması gerekiyor. Ve bu Şam'ın umurunda değil. İhaleyi zaten 60 üzerinden. Evet. O yüzden bundan sonra odaklanacağımız mesele bizim İdlib'te bunun nasıl yönetilebileceği meselesi. O yüzden bakıyorsunuz bir anda Avrupa'dan buraya ilgi doğmaya başlıyor. Amerikalılardan açıklama geliyor. Ya bunlarla görüşülebilir de çok da büyük bir sıkıntı da olmayabilir. Ya ılımlı bir şey çıkar mı? İşte Cülani çıkıyor. Ya biz aslında Batı'yla bir derdimiz yok falan gibi bir takım mesajlar vermeye başlıyor. İşte orada bakıyorsunuz ki yeni bir döneme geçildi. Ve buranın insanların bir arada tutulabilmesi için artık yeni bir formüle ihtiyaç var. Bir ara vereyim, reklam arası vereceğim. Bu arada Türk-Rus heyetlerinin bu uzlaşma mı diyeyim, son durumdan sonra varılan ateşkes diyelim, yaptıkları ilk toplantı sona erdi. Belki Bakan Akar bir açıklama yapabilir. Yaparsa da onu da dinleyeceğiz zaten. Bir kısa reklam arası vereyim. Evet. Onur abi, bir şey merak ediyorum. Çok da önemli olduğundan değil ama üstünde çok konuşulduğundan. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Moskova'daki toplantı öncesi, toplantı başlamadan evvel 2 dakika bekletildiği iddia edildi bir Rus televizyonu tarafından ve bu böyle bir kontör, altına bir saat koymuşlar tık 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 diye gösterdiler. Ancak orada bulunan gazeteci arkadaşlarımız ve heyetteki Türk diplomatlar ve siyasetçiler dediler ki ya bekleme falan yok. Ortada bir salon var. Salonun bir tarafında bir odada biz varız. Bir tarafındaki odada Ruslar var. Ortadaki salona girmek için iki tarafta bekledi. Salon hazırlanıncaya kadar kimisi 1 dakika bekledi, kimisi 2 dakika bekledi ama böyle bir kasti bekletme yok dendi. Siz bu konuda ne görüştesiniz? Bir kere şık olmadı. İsabetli olmadı. Bence çok yanlış oldu. Rusya gibi tecrübeli bir devletin böyle oyunlara... Oyun mu? Oyun tabii. Kalkışması başka türlü yorumlanamaz. Aynı televizyon 3 dakika sonra da Esad'ın nasıl karşılandığını gösteriyor. Evet. Kapıda karşılıyor, binanın kapısında karşılıyor. Yani sizden memnun değiliz. Bunun mesajı bu. Ama bunu yaparken incitici yöntemlerle bunu yapmak hiç şık olmadı, hiç iyi olmadı. Rusya'nın da bundan kazanacağı bir şey yok. Ya yani bunu bilhassa mı yaptı Rusya? Gayet tabii. Yani başka bir izah yok. Devlet televizyonu orada, özel bir televizyonun işgüzarlığı olsa neyse ne. Devletin televizyonu bir de o kontörü koyuyor. Bak bu kadar beklettik diye. Bundan bir övünç payı çıkarıyor kendine hesapçı. Aynen şeye benziyor. İsrailliler de biliyorsunuz bizim büyükelçimizi alçak bir koltukta oturup karşınızdaki adamı yüksek koltukta oturup bir de bunu televizyona çekip yayınladılar. Bu ne demek yani? İstiskal etmek. Şimdi bunlar doğru şeyler değil. Yani Cumhurbaşkanı beğenirsiniz beğenmezsiniz ama bir devletin temsilcisi. Yani ona yaptığı... Oraya bu jest, yapmış ediliyor. Bu jest halka yapılmış bir jesttir. Türk halkına hiç yakışmadı Rusya'ya. Ve bundan sonraki ilişkilerimiz açısından da iyi bir adım olmadı. Fakat bunun ötesinde işin esasına biraz bakacak olursak yani biz zaman zaman bu gibi gelişmeler olduğu zaman ayrıntıya çok fazla düşüyoruz. İşin esasını biraz gözden kaçırıyoruz. Gözden kaçırdığım şey esas şu. Bir, Suriye İdlib'i geri almak istiyor mu? İstiyor. Rusya bunu destekliyor mu? Destekliyor. Rusya'nın elindeki imkanlar Suriye'nin İdlib'i geri almasına yetecek kadar güçlü mü? Güçlü. Amerika'nın bunu engelleyecek niyeti var mı? Engelleme niyeti var mı? Yok. Demek ki bunların hedefi bu. Nasıl ulaşacaklar? Suriye'nin izlediği politikaya diplomasiyle salam politikası diyorlar. Adım adım gideceksiniz. Her defasında 3-5 köy alacaksınız, duracaksınız. Birkaç hafta sonra, 1-2 ay sonra biraz daha gideceksiniz, biraz daha gideceksiniz. Bugün buraya kadar geldi. Belli ki hedefe sonuna kadar gitmek ve bu bölgeyi tamamen almak. Şimdi İdlib'in özelliği ne? İdlib son terörist deposu. Bugün Suriye'de. Daha önce başka depolar oldu, tasfiye edildi. İşte biraz PYD'nin varlığı var, onu ayrıca konuşuruz. Fakat netice itibariyle orası da temizlenirse Suriye hedeflerinin önemli bir bölümde ulaşmış olacak. Konuşmadığımız konu şu. Suriye ne yapmak istiyor? Yani bu kadar tecrübe yaşanmış, bu kadar kan dökülmüş, kendisi bu kadar kayba uğramış. Yanlış bir hareketle bu kadar Türk askerine şehit ettikten sonra kendisi de büyük kayıplara uğramış falan. Ne beklersiniz? Uzlaşmanın yollarını arayacak değil mi? Bunu beklersiniz. Şimdi öyle olmuyor. Suriye aynı gün gidiyor Hafter'le anlaşma yapıyor. Benim bildiğim 46 protokol imzalıyor. Yani Libya'daki asi generalle, Birleşmiş Milletler'in meşru saydığı hükümeti devirmek için çalışan generalle bir araya geliyor, anlaşma yapıyor. Efendim Hafter büyükelçilik açacakmış. Onlar Bingazi, Suriyeliler Bingazi'de konsolosluk açacakmışlar. Hedef ne? Bunu da açıkça söylüyorlar. Türkiye ile ortak mücadele. Düşünebiliyor musunuz? Yani adam mücadele yönteminden vazgeçmiyor. 2. Şimdi... İşte ülkenin kuzeyinde ve doğusunda PYD var değil mi? Ne yaptı Suriye hükümeti? Birkaç ay önce Birleşmiş Milletler'e nota veriyor. Diyor bu PYD'yi şikayet etmek için. Diyor ki bu PYD diyor bölücü bir terör örgütüdür. Sonra ne oluyor? Türkiye o Fırat'ın doğusundaki operasyona başladığı zaman bunlara diyor ki gelin beraber savaşalım Türklere karşı. Yani hangi sizin politikanız? Gelin beraber çalışın ben size otonomi vereyim gerekirse diyor. Ha, siz gelin diyor bizim şu kolordumuza görev yapın. İşte anlaşırız ederiz filan. Yani güvenilir bir ülke görünümünde değil. Şimdi ne olabilir de? İşte elimizde çok altın bir fırsat vardı başında. O da şu, bizim Suriye'yle yaptığımız Adana Mutabakatı bu işin en azından yumuşatılması ve çözümün yollarının hazırlanması için uygun bir fırsat yaratabilirdi. Putin de işaret etti. Ruhani de işaret etti. Bizim Cumhurbaşkanı da söyledi bunu. Yaptığımız anlaşma da var. Adana Mutabakatı'nın üzerinde 2011'de... Ama Adana Mutabakatı için bizim Suriye'de Esad'ı muhatap almamız gerekmiyor mu? Zaten alıyoruz. Yani istihbarat üzerinde görüşüyoruz falan ne demek? Zaten bu almakta zorundasınız. Uluslararası alanda meşru bir hükümet. Evet. Yani siz karşınızda teröristi mi muhatap almak istersiniz? Beğenseniz de beğenmeseniz de bir devleti mi muhatap almak istersiniz? Yani biz Amerika mesela teröristi muhatap oluyor Suriye'de. Tamam, sonucunu gördük. Yani Amerika ne kazandı buradan? Barış ne kazandı? Hiçbir şey kazanmadı. Amerika'nın orada başka hedefleri var. Petrol ele geçirdik diyor, bilmem ne diyor filan. Şimdi netice itibariyle yani bu, dikkat ederseniz Moskova'da Adana Mutabakatı'nda artık hiç bahis yok. Başak. Demek ki ne? Ortamı kalmadı. Şu aşamada en azından Suriye ile bir araya gelip de ciddi bir terörle mücadele stratejisi oluşturmanın şeyi kalmadı. Zemini kalmadı. En azından bugün için. Yarın belki yine şartlar değişebilir. Şimdi hal böyle olunca bizim kalkıp da burada şu örgüt şunu yapıyor, burada bu örgüt bunu yapıyor. Yani örgütler diplomasisine veya terör örgütleri diplomasisine fazla merak ettiğimiz zaman işin esasını gözden kaçırıyoruz. Orada beğensiniz de beğenmesiniz de demin söyledik. Bu muhatabımız bizim devletler. Yani Rusya, İran, Amerika, ondan sonra Suriye vesaire falan, İsrail. Ve bu ortam içinde ne yapılabilir? Ona bakacağız. Çözüm bulunamazsa, yani siyasi çözüm bulunamazsa bugünkü durum daha iyiye gitmeyecek. Daha da kötüye gidecek. Suriye daha belki bölünecek. Ne olabilir? Bölünecek. Amaçlarından biri ve bu belli. Irak'ı nasıl böldüler? Bu İsrail'in istediği bir şey zaten. Size bir şey söylesem belki inanmayacaksınız. Uluslararası ilişkilerde en temel kurallardan biri şu: devletlerin egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü. Birleşmiş Milletler Yasası'nda da böyle yazıyor. Birçok anlaşmada da bu yazıyor. En son Moskova'daki metinde de bu yazıyor. Astana'da bu yazıyor. Soçi'de de bu yazıyor. Fakat bizim hemen komşumuz olan veya denizden komşumuz olan 7 ülkenin bugün fiilen egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü yok, biliyor musunuz? Suriye'nin topraklarının %30'u PYD'nin elinde. Evet. Orada devletin varlığı yok. Irak'ın kuzeyi, öyle bir anayasada yaptılar ki Irak'ın kuzeyinde Irak devletinin ne bir valisi var, ne bir kaymakamı var, ne ordusu var, ne polis var, hiçbir şey yok. O bölgede terör örgütü hakim. Terör örgütü var bir bölümünde, bir bölü Barzani'nin elinde. Öyle bir anayasada yaptılar ki Barzani'nin bölümünde ki yerel yönetimin yasama erki olacak, yürütme erki, yargı erki, silahlı gücü. Kaç kişi silahlı gücü? 300 bin. Bunlara kim destek veriyor? Amerika. Ne kadar veriyor? 2 sene önce 415 milyon dolar. Geçen sene 300 milyon dolar falan. Yani ve doğrudan veriyor. Yani Bağdat hükümetten geç. Yani Irak'ın da egemenliği yok. Azerbaycan'ın var mı? Ne oldu Yukarı Karabağ? Kimse bahsetmiyor. Artı 7 vilayeti. Orada Azerbaycan'ın da yok. Gürcistan'ın ne oldu? Abhazya, Güney Osetya. Onlar kendilerini bağımsız ilan ettiler Rusya'nın himayesinde falan. Ne oldu Ukrayna? Kırım gitti. Transdiniyester Moldavya toprağıydı. El koydular. Orada Moldavya'nın bir de Libya'yı katın. 7 devlet. Yani bu olacak şey değil. Yani uluslararası ilişkilerin temelleri çatır diyor. Yani biz ayrıntılarla uğraşırken bunlar oluyor bölgede. Yani bizim bence ilkeli bir politika izlememizde fayda var ve bu ilkeli politikayı yaparken de böyle ayrıntılardan çok özüne inmemiz lazım işin. Şimdi orada Suriye'nin yaptığı en büyük hatalardan biri, demin söylediğimiz gibi, bu Hafter'le anlaşma imzalaması tam şu sırada. Yani biz Rusya'yla anlaşırken Moskova'da sen gidiyorsun Türkiye karşı düşmanlık, husumet, ortak... Ama damarımıza basmak istiyor sanki. Damarımıza basıyor yani. Niye Rusya'ya güveniyor? Niye? Çünkü Rusya ona muhtaç. Yani Esad rejimi giderse yeni gelecek rejim acaba Rusya'nın orada üst kurmasına izin verir mi, vermez mi? Onun için Rusya bu rejimin gitmesini istemiyor. İran da istemiyor. Bu rejim giderse İran Hizbullah'ı nasıl silahlandıracak? Yani yeni gelecek rejim İran silahlarını Lübnan'a aktaracak mı? Onun için İran'da, Rusya'da bu rejimden vazgeçemiyor. Onlar da bunu biliyor. Nasıl olsa beni yalnız bırakmayacaklar. İstediğim politikayı izlemem. 2. Biz ne diyoruz? Suriye'nin egemenliğine, toprak bütünlüğüne, bağımsızlığına taraftarız. Suriye'de bunu söylüyor mu Türkiye için? Hayır. Daha birkaç ay önce Muallim, Suriye Dışişleri Bakanı, İşte Laskiye'nin civarında bir tepede demeç veriyor televizyona. Aşağıdan da Hatay gözüküyor. İşte bu Hatay bizim toprağımız diyor. Bunu Türkiye'nin elinden alacağız. Yani şu anda ayakta duracak hali yok şey olarak. Egemenliğini sağlayacak gücü yok. Türkiye'nin toprağında hala gözü var ve bunu söylüyor adam. Yani şimdi güçlükler biraz buradan kaynaklanıyor. Yani biz iyi niyetle öteden beri diyorduk ki işte Suriye ile diyalog yoluyla bu işler çözülebilir. İşte kaynağı da Adana Mutabakatı'dır. Daha sonra yaptığımız 2011 anlaşması falan tamam. Ama bunun karşılığını vermek şöyle dursun. Yani Türkiye'ye karşı böyle itici, tahrik edici politikalar izliyor ve Rusya'ya güvenerek. Biraz da İran'a güvenerek belki. Şimdi bunlar tabii işin sıkıntıları ama diplomaside serin kanlı olacaksınız. Duygularınıza kapılmayacaksınız. Ve bu ortamdan nasıl çıkarız ona bakacaksınız. Türkiye'nin önceliği ne? Ona bakmak lazım. Yani Türkiye'nin önceliği şu, ben sınırlarımın güvenliğini sağlamak zorundayım. 910 kilometre Suriye ile 400 küsur kilometre Irak'la, yani 1300 kilometreden fazla bir sınırım var. Bu sınır geçtiğiniz zaman Türkiye'den devlet yok karşınızda. Ne Suriye'de ne Irak'ta devlet yok. Muhatabınız teröristler. Böyle mi yaşayacağız biz? Biz bu toprakta böyle yaşayabilir miyiz? Yani sınır geçtiğimiz zaman teröriste komşu olarak yaşayabilir miyiz? Hangi ülke var bizim gibi dünyada komşusu terörist olan? Komşusu terörist olan. Pakistan. Yani devlet yok orada. Pakistan'ın komşusunda bir devlet var. En azından Afganistan var veya işte Hindistan var. İran var. Burada devlet yok karşınızda. Hiçbir devlet. Yani devletin hiçbir organı yok. Bir sınır olayı olsa gidip kiminle konuşacaksınız? Yani sınır görüşmelerini teröristle mi yapacaksınız? Şimdi bunların mutlaka değişmesi lazım. Bunun değişmesinin yolu da devletleri mutlaka bir şekilde ön plana çıkartmaktır. Yapılması gereken Suriye'nin bu izlediği politikalara karşı daha etkili politikalar oluşturabiliriz. Geçmişte yaptık. Yani Öcalan'ı nasıl bir sınır dışı ettirdik Suriye'den? Askeri güç gösterdik. Askeri güç kullanmadık. Kullanmadık, gösterdik. Caydırıcı gücünü gösterdik askerin. PKK kamplarını nasıl kapattık? Caydırıcı gücünü gösterdik de devletin ağırlığını koyduk. Ama o zaman Rusya yoktu orada. Rusya yoktu ama Mısır devredeydi. Ve Mısır Suriye'nin yanındaydı. Biz Sayın Demirel'le Cumhurbaşkanı iken o Mısır'a gittik. Assuan'da konuştuk. Dedik ki böyle böyle sizin orada dostunuz, arkadaşınız Hafız Esad o zaman. İşte Türkiye'de şu kadar insanın ölümünden sorumlu bir terör örgütünün liderini barındırıyor. Kamplarını onlar çalıştırıyor filan. Bunu söyleyeyim, bunlardan vazgeçsin. Ben diyor konuştum. Yapmıyorlarmış. Böyle bir şey yokmuş. Ne Öcalan oradaymış, ne kamplar varmış filan. Yani siz bilmiyorsunuz, yanlış biliyorsunuz. Yani Türkiye öyle bir sert tepki gösterdik. Daha önce anlatmışımdır. Demirel gitti mecliste çok sert bir konuşma yaptı. Atilla Ateş, Kara Kuvvetleri Komutanı Suriye sınırında. Anlattılar ki Türkiye ciddi. O zaman Mübarek devreye girdi. Gitti geldi Ankara'ya. Ankara'ya geldi. Sonuç ne oldu? 3 günde çözüldü Suriye. Kamışı'dan uçağa koydu. Kaç şehit verdik? 0. Kaç mermi attık? 0 mermi attık. Demek ki diplomasiyle bazı şeyler yapılabiliyormuş. Yani şimdi diplomasisiz ne yapılabilir? Buna yeterince denedik Türkiye olarak son zamanlarda ama diplomasiyle ne yapılacağına bir bakmak lazım. Yani şimdi bakıyorsunuz yani öyle bir tablo çıktı ki karşımıza Rusya'nın yaptığı muameleyi görüyorsunuz. Yani orada Suriye'nin Türk birliklerine ateş etmesini engelleyemez miydi Rusya? Hafter'le anlaşma yapmasını engelleyemez miydi? Yapma derse yapmıyor. Ama demek ki yapma demiyor. Demiyor. Peki ona karşılık Amerikan kartını kullanalım dedik. Nasıl yapacağız? Suriye'den atılabilecek füzelere karşı siz bize Patriot verin, geçici oku vermem diyor. Amerika da size Patriot vermem diyor. Peki Rusya'dan S-400'leri aldık. Acaba, bundan emin değiliz ama bilmek isteriz. Suriye'den atılabilecek füzeleri re karşı S-400'leri kullanabilecek miyiz biz? Muhtemelen kullanamayacağız gibi görünüyor. Yazılımını aldık mı? Patriot'ları aldık diyelim. Yunanistan'dan atılabilecek, Ege'de bir gerginlik oldu. Yunanistan'dan atılabilecek füzeleri re karşı Patriot'ları kullanacak. Yunanistan atılacak olanlara belki S-400'leri, Suriye'den atılacak olanlara Patriot'ları. O kadar basitti bu işler. Onun için yani diyeceğim bütün bunları böyle bir bütünlük içinde görmemiz lazım. Resmin bütününü görmemiz lazım. Ve Türkiye'nin Cumhuriyet'in başından beri izlediği politikalardan uzaklaşmamamız lazım. Peki bu biraz şey değil mesela çok sıkıntılı dönem içerisinde Abdülhamit politikaları da böyle değil miydi öyle? Abdülhamit politikalarının ne olduğunu 2 gün önce Sözcü'de yazdı orada görmüşsünüzdür. Abdülhamit politikası yüzünden Türkiye çok şey kaybetti. Çok toprak kaybetti. Avrupa'nın hasta adamı muamelesi gördü. Türkiye'yi paylaşma hesapları yapıldı. Sevre giden yol oradan geçti. Yani efendim şu kadar toprak kaybettik Lozan'da filan. Sevre'de ne kadar toprak kaybettik? Sevre Anlaşması'nı kim imzaladı? İsmet Paşa mı? Sevran'da her şeyi İsmet Paşa yapıyor ya. Sevre Anlaşması'nda İsmet Paşa mı imzaladı? Sevre'de kaç kilometreydi Türkiye'nin toprakları? 450 bin kilometre civarında. Lozan'da ne oldu? 780. Demek ki Sevre nazaran mukayese ederseniz, yani Kanuni'nin en parlak zamandaki topraklarla değil, Sevre'den kıyaslarsanız başka şey. Ama neyse, bunlar şimdi orada o kadar hata var ki yani daha önce yapılmış Osmanlı'nın yaptığı Lozan Anlaşması'nı şeyin yaptığı Cumhuriyet'in yaptığı Lozan Anlaşması'na kıyaslayan veya onu oza edenler var Türkiye'de. Tabii neyse, yani şimdi özetle şunu demek istiyorum. Bizim ciddi bir devlet olarak şunu yapmamız lazım. Yani Cumhuriyet'in politikaları ne demek? Madde 1. Bütün komşularınızla tek tek iyi ilişki kuracaksınız. Madde 2. Aralarındaki çatışmalara karışmayacaksınız. Madde 3, iç çatışmalara hiç karışmayacaksınız. Şimdi siz bu politikadan uzaklaştınız, her defasında kaybettiniz. Geçmişte kaybettik biz. Türkiye olarak bu politikayı uyguladığımızda da hep kazandık. İran-Irak savaşına katılmadık. Ne kaybettik? İki tarafta bizi çekmeye çalıştı. Ne oldu? Savaşa katılmadık ama her iki tarafında güvenini kazandık. İran, Irak'taki menfaatlerinin korunmasını Türkiye istedi. Tersinde Irak. Bizden istedik. Evet. Demek ki itimat kazandık. Ama hiçbir ne şehit verdik orada ne bir ekonomik kayba uğradık. Bunun gibi yani özetlenecek olursa benim gördüğüm şimdi bütün bu yaşanan tecrübelerden sonra artık bir kere diplomasiyi artırmak lazım. Düşünmek lazım. Diplomasiye bir şans tanımak lazım. Böyle durumlara... Ama siz böylece mesela biz şu anda da diplomasi yürütüyoruz cevabı da gelebilir. İşte diplomasi yürüterek bu sonuca vardıysak demek ki diplomasi yürütmemişiz. Çünkü diplomatisi sonuç alma sanatı. Yani diplomasi konuşma başarısız sanatı olsa yapmış. Geçmişte de gördük bazı bakanlar. Gittik filanca toplantıda 6 saat görüştüm. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde 3 saat konuştu filan. Esad da 6 saat konuştu. Yani konuşma saatinden ölçülmüyor evet. Başarı. Yani başarı aldığınız sonuçla ölçülüyor. Yani özetle biz pek çok olayda geçmişte yalnız Suriye değil Kıbrıs meselesini alın. Başka pek çok konumuz var. Hepsinde diplomasi, Hatay meselesi. Diplomasiyi kullanarak sonuç aldık. Diplomasiye lütfen şans tanıyın. Yani diplomatları küçümseyerek, diplomasiyi önemsizleştirerek sonuca varamazsınız. Yani hiçbir ülke varamamıştır. Siz de varamazsınız. Sadece güç gösterisiyle veya böyle sert üslup kullanarak sonuca varılabilmiş olsa o zaman biz de diyecektik ki bravo, demek ki yolu buymuş. Bakın ne kadar güzel sonuç aldınız. Bunu diyebiliyor muyuz? Yani aklı başında bir insan çok memnunuz bu Moskova Anlaşması'ndan. Bundan iyisi olamazdı diyor mu? Yok. Ne istediysek aldık diyebilen var mı? Yani Onur abi, diyen insan ciddiye alınır. Bir reklam arası vermek zorundayım. Tamamladık herhalde diye düşünüyorum. O kadardı zaten. Tamam. Kısa bir reklam arası devam edeceğiz. Bir de mülteci meselesi var. Mültecileri yollamamız var. Onu da konuşacağız şimdi. Ali Bey, mülteci meselesi evet. Var yine. Birkaç sene, daha doğrusu 7-8 sene kadar önce çok alışık olduğumuz bir manzaraydı. Avrupa sınırına dayanan mülteciler. Daha sonra yapılan anlaşmalar oldu. Geri kabul anlaşmasını imzaladık. Buna karşılık Avrupa Birliği Türkiye'ye söz verdi. Vizeleri kaldıracaktı. Onlar sözlerini tutmadılar ama biz sözümüzü tuttuk ve mülteci akınını kestik bir anlamda. Fakat şimdi birdenbire yeniden serbest bırakıldı. Bu ve Avrupa Birliği'nin Türkiye sınırındaki iki ülkenin kapısında, özellikle Yunanistan'ın kapısında son derece çirkin manzaralar var. Bizim topraklarımızdan oraya giden mülteciler eziyete uğruyorlar, öldürülüyorlar, dövülüyorlar, soyuluyorlar, üstleri başları çıkarılıyor, soğukta dışarı atılıyorlar. Bu manzara neye götürür? Yani Avrupa Birliği'ni Suriye sorununa dahil etmek için doğru bir yöntem uyguluyor muyuz? Yoksa bunun bir etkisi olmaz mı? Ne olur burada? Şimdi tabii mülteci konusunda, sığınmacılar konusunda Türkiye çok büyük bir yük taşıyor. Çok. Ama bunun sorumlusu biziz. Yani biz kapılarımız açık kapı politikası izledik. Suriye meselesine biz bu kadar müdahil olduk. Hatırlıyorsunuz 2012'de 100.000'di sınırımız, evet, kırmızı çizgimiz. Çok iyi hatırlamak lazım bunları. Yani bu olaylar böyle gökten inmiş değil. Hep iktidarın işlediği hataların sonucu birikmiş sorunlarla karşılaşıyoruz. Kimse Avrupa Birliği'nden bize mutlaka kapılarınızı açın, Suriye meselesine bu kadar metaldar olun demedi. Yani Suriye meselesine bu kadar müdahil olun demedi. Hatta 2000... Ama Suriye'nin karışmasında Fransızların payı yok mu? Almanların payı yok mu? 2012-2013 biraz önce konuştuk onu. Siz değindiniz, bu kadar ileri gitmeyin dendi bize. Niye? Çünkü biz orada savaş için savaşkan gruplar gerekir mantalitesiyle, zihniyetiyle hiç makbul olmayan bir takım gruplarla işbirliğine başladık. Bu gruplar arasında en kötüleri de vardı. Dolayısıyla bu bir takım ülkeleri bizimle işbirliği yapmaktan uzaklaştırdı. Bunu böylelikle kabul edelim. Ama haksızlık da etmemek lazım diye düşünüyorum. Şu açıdan, şimdi en kötü gruplarla Suudiler de çalıştı. En kötü gruplarla Emirlikler de çalıştı. Hı-hı. En kötü gruplarla Amerikalılar da çalıştı. Hı-hı. Yani sadece biz çalışmadık onlara. Ben çalışmadık demiyorum ama herkes orada en pislik kim varsa kullandı. Ama biz en müdahil olduk, en yüksek sorumluluğu üstlendik. En fazla sahiplenmeyi gerçekleştirdik. Biz sahiplendik. Biz bugün Suriye halkını temsil ettiğimizi iddia ediyoruz. Belki de doğrudur. Yarısını bir ölçüde temsil ediyoruz. Ama bu noktaya gelinceye kadar çok hiç makbul olmayan bir takım ilişkiler içine girdik. Mülteciler konusunda da biz üstlenmiş olduğumuz bu sorumluluğun yükünü taşıyoruz. Tabii ki bunun insani boyutu da var. Tabii ki bunun alkışlanacak yönleri var. Ama 4 milyon sığınmacının, Suriyeli sığınmacının Türkiye'de bulunması... Önünde sonunda hesapladığımızda, bilançoya baktığımızda bizim irademizin bir sonucu. Yani iktidarın iradesinin bir sonucu. Onun için... Ümit Özdağ kitabını okudunuz mu? Bununla ilgili yeni bir kitabı çıktı. Henüz Ümit Hoca'nın o kitabını okumadım. Ben okudum, ama çok doğru noktalara da temas ettiğini biliyorum. Sıkça da konuşuyoruz kendisiyle. Evet. Aynı partisi. Aynı parti. Evet, aynı parti. Ama yani aynı partide olup da hiç konuşmayanlar var. Biz sık sık fikir alışverişinde bulunuyoruz hocamızla. Bir de başka bir olay var. Sadece Suriyeli yok Türkiye'de. Afganlar. Şu anda Yunanistan sınırında olanların %80'i, %5'i ancak Suriyeli. Çünkü %20. Onlar o kadar, %20'ye mi çıktı? O kadar iyi koşullarda ki Suriyeliler Türkiye'de bir maceraya atılmak istemiyorlar. Var, Suriye'de var. Suriyeli de var ama %20. Yani şunu oradan Afgan, İranlı sayısından şuraya gelmek istiyorum. Yani sınırlarımız da kevgire dönmüş. Bu kadar 1 milyon Suriyeli dışında sığınmacı barındırıyorsa Türkiye, demek ki sınırlarımızda doğru işlemeyen bir mekanizma söz konusu. Tabii ki Avrupa Birliği'nin bir takım hataları oldu. Bakın 2016'da, Kasım 2015'te başladı müzakereler. 2016'nın ilk döneminde akdedildi anlaşma. bugüne kadar o anlaşma çerçevesinde Avrupa'nın kabul ettiği sığınmacı sayısı 25 bin civarında. Bu anlamsız bir rakam bizdeki 4 milyonu düşündüğümüzde. Bizimkilerin aylık nüfus artış oranı o kadar. Tabii hemen hemen öyle. Onun yanı sıra taahhüt edilen 6 milyarın ancak 2.7 milyarı doları, eurosu geldi, avrosu geldi. Ama o konuda haksızlık da yapmayalım çok. Çünkü proje bazında verilecekti. Evet. Anlaşma öyleydi. Biz yeterli hızda ve yeterli kapsam içeriğe sahip projeleri sunamadık. Yani bizde de o finansmanın eksikliğinde bizim de hatalarımız var. Ama evet, Avrupa Birliği'nin tabii önemli yanlışları, günahları var bu konuda. Vize anlaşması... Aynen hocam, şimdi bakın şu Yunanistan sınırında yaşananlar. Evet. Suriye sınırında biz yaşasaydık bütün dünya bizi ipe çekiyordu şu an. Kesinlikle. Bizim yani de... o kadar belki şey olmayalım da ama çok kötü olaylar. Fakat bizim de tabii ki Suriyelilerin ülkelerine veya başka ülkelere gitmelerini temenni ediyoruz. Ama bizim de sığınmacıları, insanı bir koz olarak, sevmiyorum o kelimeyi, söylerken de utanıyorum ama bir şantaj unsuru olarak, bir araç olarak, silah dememek için araç tabirini kullanıyorum, onları sınıra sürmemiz, kullanmamız da bana çok böyle düzgün bir yaklaşım olarak gözükmüyor. Tabiatıyla bunu algısı çok önemli. Avrupa Birliği'ni köşeye sıkıştırmaya çalışan, Avrupa Birliği'nin ilgisini diplomasi yoluna başvurmadan önce bu yöntemle zorlayan, hatta NATO'ya da bir mesaj vermeye çalışan ülke. Bir etkisi olur mu? Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masayı terk ettiği söyledi. Onun ayrıntısını bilmiyorum çünkü uçakta yaptığı açıklamalar, biraz önce hocamız bahsetti. Uçakta yaptığı açıklamaları ben okudum. Hani masayı terk etmiş bir insanın tepkisini, kanaatini yaratmıyor açıkçası o açıklamalar. Yalnız biraz önce konuşulanlarla da bağlantılı olarak belirtmem gerekiyor. Türkiye'nin ben gerek NATO'yla gerek Avrupa Birliği'yle ilişkilerini bu yöntemlerle değil, mülteci konusunda da önceden müzakere gerekirdi. Yani biz ne yaptık? Evet, birkaç defa yüksek sesle dikkat edin size yollarız bunları, dikkat edin size yollarız gibi gerçekten devletler arası ilişkilerde pek yeri olmayan bir üslupla ikazda bulunduk diyelim. Tehdit kelimesini kullanmamak için yine böyle kelimeler arasında oynuyorum. Bizim her halükarda masaya çekmeye çalışmamız gerekirdi Avrupa Birliği'ni bu mülteciler, sığınmacılar konusunda. Yunanistan sınırına göndermedi onları. Yunanistan'ın karşı koyma, Avrupa'nın efendim masaya çekmek için yapılmış bir hamle olabilir mi? Bu çünkü masaya da gelmiyor olabilirler yani. Tahmin etmiyorum. Türkiye ısrarla masaya çağırmak isteseydi onu gerçekleştirirdi. Hele bugünkü konjonktürde. Hele İdlib'den bizim sınırlarımıza bu denli büyük bir baskı varken ben bu meselelerin masada görüşülebileceğini, Avrupa Birliği ülkelerini teker teker veyahut da toplu halde masaya oturmaya ikna edebileceğimizi. Mültecileri serbest bırakmanın bir etkisi olmayacak mı? İşte Macron ve Merkel'in belki de Boris Johnson'un geleceğinden söz ediliyor. Ne manada etkisi olmayacak mı diyorsunuz? Yani, menfi etkisi olacak. Pozitif etkisi olmaz mı? Yani Türkiye'yle masaya oturmayacaklar mı bu durumda? Ama yani bunu yapmadan da masaya oturulabilirdi. Zaten yok, öyle demeyin. Yani ön yargılı olmayalım. Daha önce oturdular. Ön yargılı olmayalım. Bakın biz biraz bu ön yargılarımızdan kaybediyoruz. Ya otururlar, siz diyorsunuz ki otururlardı. Otururlardı. Eğer bunu usulüne uygun öne sürseydik ve masada bunu ayrıntılı şekilde izah etseydik gerçekleşebilirdi. Bakın, özellikle bakın, gümrük birliğinin revize edilmesi konusunu dahi çok ikircikli bir tavırla komisyona getirmiyorlar. Yani biraz sonra 2018'de konsey karar almış. Niye komisyona getirmiyorlar? Ama niye komisyona getirmiyorlar? Siz hiç, ben bitirmeme izin verin. Kronolojiyi ben de biliyorum. 2018'de alındı o karar. 2016'da da işte müzakerelerin dondurulması bir nevi kararı alındı. Şimdi burada Türkiye'nin bir insan hakları problemi var. Siz 3 gün önce suçsuz 3 gazeteciyi içeriye alırsanız tamamen siyasi bir kararla, yani Kopenhag kriterlerinin bu kadar gerisine düşerseniz tabiatıyla Gümrük Birliği müzakerelerini sizinle yapmaya hevesli olmazlar. Ya, oysa Gümrük Birliği... yapmayalım bakın. Bakın şu anlamda söylüyorum. Ben onları savunmuyorum olan şeyler ama Avrupa Birliği'nin de Türkiye'ye bakış açısı. Ben onu söylüyorum bakın, Sayın Büyükelçim yıllardır onun sözlerini, mücadelesini veriyorlar. Bize karşı samimi değiller. Yani, ama biz de samimi miyiz? Bizim samimiyetimiz nerede Avrupa Birliği'ne karşı? Türkiye geçen süreçte emin olun benim de bir vatandaş olarak eleştirdiğim pek çok hamleyi yaparak bu süreci bir süre belli bir noktada götürdü. Önemli riskli adımlar attı kendi ülke güvenliği bakımından. Şimdi bakın bizim Avrupa Birliği'nin hatalarını burada Avrupa Birliği'nin hatalarını varsayım olarak biz zaten kabul ediyoruz. Ben konuşmamın başında da onu belirttim. Ama bizim buradaki toplantımızda Avrupa Birliği'nin hatalarını düzeltmemiz mümkün değil. Belki Türkiye'nin kendine bakışını ve yaklaşımını bir ölçüde düzenlemeye katkıda bulunmamız mümkün. Avrupa Birliği'ni buradan düzenleyemeyiz, buradan değiştiremeyiz, hatalarını tamir edemeyiz. Avrupa Birliği'nin mutlaka hataları var. Ben şunu merak ediyorum, yani böyle çok uzun büyük laflara gerek yok Aydın Bey. Merak ettiğim şu: bu mülteci hamlesi bizi Avrupa ile yakınlaştırır mı, uzaklaştırır mı? Bana kalırsa bir kere imaj açısından uzaklaştırır. Biz Avrupa ile ilişkilerimizi Avrupa'nın bir üye adayı olarak değil, Avrupa'nın bir parçası olarak değil, bu bir zihniyet meselesi. Kendi medeniyetimiz diyoruz, o medeniyeti reddediyoruz, ötekileştiriyoruz Avrupa'yı. NATO'yu da çok ötekileştirdik. Sayın Müsteşar bilir, NATO'yu da çok ötekileştirdik. Anlamsız bir şekilde. Sonra dönüyoruz. Şimdi bu kendi kimliğimize ilişkin bu tereddütlerimizi yansıttığımız ölçüde uzaklaşırız. Biz gerçekten hep öteki olarak baktık ve özellikle son dönemde o kulübe girmek, ait olmak isteyen bir ülke olarak değil de Franklerin işte transaksiyonel dediği alver ilişkisine giriştik. Zaten ilk sığınmacı anlaşması da bir alver ilişkisinin farklı bir formülasyonuydu. Yani biz Avrupa Birliği'ni ait olmak istediğimiz bir alan olarak değil, bir proje olarak değil, bir rakip, hatta farklı bir partner olarak gördük. Bu siyasi lisanımızda çok ağırlıklı olarak mevcuttu. Doğru. Doğru. Siz sürekli olarak Avrupa Birliği'ne hakaret ederekten Avrupa Birliği'nden fayda sağlamayı bekleyemezsiniz. Veyahut da Avrupa Birliği'nin bir takım uyum önerilerine intibak etmeden Avrupa Birliği'nden istediğinizi alamazsınız. Yani ben bu sığınmacıların sınıra gönderilmesinin Türkiye'ye, Türkiye'nin imajı açısından yıpratıcı olduğunu görüyorum. Tabii ki Yunanistan'ın yaptığı da Yunanistan'ı bir kalkan olarak kullanmaları ve Yunanistan'ın mültecilere, yani daha doğrusu sığınmacılara, Yunanistan'a girmek isteyenlere karşı uyguladığı tedbirlerde felaket, yani ayıbın da ötesinde 4-5 kişi öldü. Çocukları alabiliriz yani, ana babayı bırakın, tabii, çocuklar gelsin. O da yani çok ayıp bir şey, çok ayıp ya bir şey. Evet. Veyahut da işte annesi babası ölmüş çocukları onu çocuk alırım diyor yani. Bütün bunlar Avrupa adına tamamen bir fiyaskodur. Ama bizim de yaptığımız hamle açıkçası büyük bir ülkenin, büyük bir ulusun ki Türkiye odur, milletimiz öyledir, yapacağı bir hamle değildir. Bu vallahi yanlış bir hamledir. Temel sorunu bana sorarsanız dış politikayı fazlasıyla iç politika için yapıyor olması. Yoksa bazı sorunlar çok kolay çözülebilecekken iç politika malzemesi olarak da görüldüğü için bir sonraki seçim etkisi ne olur diye bakıldığı için. İşte öyle karar alma mekanizması dış politikada sonuçta gelir bir şahsın sorumluluğuna biner. Peki. Onun filtresinden geçer. Özür dilerim. Burada Türkiye'de çok uzun zamandan beri konuşuyorsunuz. Peki. Ama hayır, kurum eksikliğinden söz ediyorum. Yani karar vericiye intikal edinceye kadar bir olay ve onun o olayla ilgili bir fikir serdetmesinden önce aradaki kurumlar yok oldu. Bu bizi çok zorluyor. Yani siz dışişlerin artık yok olduğunu düşünüyorsunuz. Dışişleri veya başka istişare kurumları, meclis, parlamento, bunlar yani arada yer alıp da daha sağlıklı kararlar verilmesini sağlayan önemli kurumlardı. Katılır mısınız hocam? Tabii katılmadığım yerler var. Şöyle öncelikle bir belki hatırlatma, bir düzeltme nasıl kabul edilirse bu Rus televizyonu yayınladığı görüntüler meselesi. Biz uzun zamandır tabii siyasal denklemimiz, iç politikanın bizi böyle baskıladığı yer, hükümetle devletin ayrıştığı o ince çizgiyi o kadar ortadan kaldırdı ki hangi kesimden olursa olsun bu konudaki objektifliğimizi giderek yitirmeye başladık. Bir defa Rus televizyonunu sadece bugün değil, ben ciddi bir sürede takip ediyorum. Türkiye'ye ciddi bir kara propaganda aracı olarak kullanılıyor. Örneğin, belki izleyenlerimiz fark etmemiş olabilirler ama geçen yıl defalarca terör örgütü YPG'nin nasıl bir özgürlük savaşçısı olduklarına yönelik klipler döndü o televizyonda. Sosyal medyalarına verdiler. Bir şey daha gördük. Türkiye bu mücadeleyi başlattığında askerlerimizin şehit olduğu günler de dahil olmak üzere farklı yalan yanlış bilgileri bir kara propaganda aracı olarak Türkiye kamuoyuna sürerek çok ciddi bir manipülasyon ve toplumsal kutuplaşmayı derinleştirmeye yönelik hamleler yaptılar. Siz Sputnik yayınına basıyorsunuz. O sadece bir ana kaynak. Farklı kaynaklar da var. Ama çok bir şey yapmanıza gerek yok. Ortaya koyduğunuz bir fotoğraf bu kutuplaşmayı bir su taşıyorsa hemen taraflar karşı cephenin alt edilmesi bağlamında bunu kullanabiliyorlar. Şimdi ben insanlarımızı da tabii suçlamıyorum. Böyle bir şeyde hadsizlik yapmak istemem. Bu siyasetin bir gerçeği. Ben sadece hassasiyete dikkat çekmeye çalışıyorum. Bu televizyonun görüntüsü en hafif tabirle saygısızlık, bana göre büyük bir ahlaksızlık. Yani Türkiye'ye yapılmış ve bu burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı'nın üzerinden Türk Devleti'ne verilmiş çok ciddi bir mesaj olarak algılıyorum. Çünkü ama bu televizyon mesajı, bu Rus Devleti'nin mesajı aynı zamanda. Bakın Evet. Şimdi biraz daha sağlıklı düşünürsek. Yani mesele o. Şimdi benim burada ağrıma gelen şu. Bir televizyon bunu yapabilir. Evet. Özel bir televizyondur. Bir korsan yayındır falan yapabilir. Ama bu Rus devlet televizyonu. Evet. Ve Rusya medyanın özgür olduğu bir ortamda değil. Evet. Yani şimdi mesela şu olsa yarın bu televizyondaki muhabire diyorlar ya, bu muhabir görevden alınsa, bu muhabir editörü görevden alınsa ve Türkiye'den televizyonlara özür diliyoruz dense derim ki evet. Ama hiç umurlarında değil yani, bu bile bile yapılmış evet. Bir oyun. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Mesela Esad'la ilgili yayınlanan görüntüler 2017'ye ait Soçi görüntüleri. Soçi. İkisi aynı şeyler değil. Ve kanaatimce iki karşılama yöntemi farklı. Kremlin'le orada... Yani, orada Daça'da karşılıyor. Şimdi evet, bakın şunu eleştirebilirsiniz. Dersiniz ki Türkiye neden Rusya'ya gitti? Niye Putin gelmedi? Bunu söyleriz. Hakkımız vardır. Efendim orada niye işte Putin'in söylediği biz orada askerlerinizin yerini bilmiyorduk sözüne cevap verilmedi. Bunu da söylersiniz. Çünkü açık bir kaynakta her şey gözlerimizin önünde gerçekleşiyor. Ama diğer şey, biz şimdi eğer bu tuzağa düşecek olursak bunun sonunu alamayız. Çünkü Türkiye hem sahada hem müzakere masasında ciddi bir mücadele veriyor. Burada elde edebileceğimiz kayıp ve kazanımlar hepimizin geleceğini etkileyecek. Dolayısıyla da bu tür bir konuda kenetlenmemiz lazım ve buna karşı birlikte hareket ederek eleştirel zeminimizi kaybetmeden durmamız lazım. Şimdi ikinci konu, Avrupa Birliği ile yani, böylesine önemli diplomatlarımızın yanında bunu söylemek doğrusu bana düşmez ama Avrupa Birliği ile Avrupa ile iyi ilişkiler çok farklı şeyler. Hani Türkiye'nin Avrupa Birliği ile giriş süreciyle iyi ilişkiler kurması gereken Avrupa sahasını birbirine ayırarak hareket etmediğinden dolayı bu ayrıma yönelik siyasi tutarlılığı göstermediği için sürekli bir baskı aracı olarak ve iç politikanın da baskı aracı olarak kullanıldı. Ve birçok hükümet aslında bu baskıdan etkilendi ve yanlış hamleler de yaptılar. Şimdi burada bu göçmenler meselesi dediğimiz ya da işte kavramı da iyi oturtmak lazım. Göçmenler var, mülteci var, sığınmacı var. Şimdi Türkiye'dekiler geçici kim Fatih Bey? Bunlar geçici koruma kapsamı. Hiçbir maddeye uymadığı için Türkiye 2013 yılında koruma kanunu çıkardı. Ne demektir bu? Siz burada geçici olarak duruyorsunuz. Misafirsiniz. Gideceksiniz buradan. Bu kanunun mantığı bu. Sonra 2014'te göç idaresi kuruldu ki bu süreci planlasın diye. Ne oldu? 2016 yılında bir mutabakat yapıldı. Olanlar o zaman oldu. Avrupa Birliği dediğimiz sistemin de ikiyüzlülüğü burada ortaya çıktı. Türkiye belki o hamleyi o zaman yapmasaydı çok farklı bir Suriye denklemi olabilirdi bakın. Ben size bir rakam vereyim. 2015 yılında 853 bin kişi deniz yoluyla Avrupa Birliği ülkelerine geçmiş. 2016'da yapılan anlaşmanın ardından bu geçişler 30 bin seviyesine düşmüş. Sonra tekrar azalmaya başlamış, devam etmiş. Çünkü Türkiye mutabakata uygun olarak bunu engellemiş. Ve o gün, o yıl daha doğrusu Avrupa'ya ek olarak geçmeyi planlayan bu Suriyelilerin başvuruları tabii ki 1 milyona yakın. Ve biz o tarihte o yıl 2,5 milyon Suriyeli ülkemizin içerisine aldık. Bunu neden yaptık? Türkiye tabii bir takım insani, belki biraz daha o politik denklemden bakarsak ideolojik bir takım sebeplerle bunu açtı kapıyı. Ama bunu yaparken Avrupa Birliği'nden talepleri vardı. Gümrük Birliği Anlaşması'nın revize edilmesi, vize muafiyet ya da işte o ülkelere gidilmesi. En önemlisi bence çok fazla tartışılmadı ama gönüllü insani hareketlilik programının birlikte tamamlanması süreci. Yani bu ne demektir? Bir program hazırlanacak ve bu programın sonunda Türkiye'de dahil olmak üzere bu Suriyeliler istedikleri ülkelere gitsinler. Birlikte bunun altyapısı oluşturulacaktı. Rakamı tartışmıyorum bile. Bence en önemsiz yer, çünkü ben bugün bir vatandaş olarak söylüyorum. Bence Türkiye'nin ekonomik gücünü de öyle hafife almasınlar. Böyle bir sanki kapıda bekleyen borç yükü altındayız ama böyle bir ülkede değiliz. Acaba hangi Avrupa Birliği ülkesi bugün 1 milyon Suriyeli'yi ben size vereyim, 2,5 milyar da euro vereyim, alın dediğinde hangi Avrupa Birliği ülkesi bunu kabul etmez? Hiçbiri kabul etmez. Şimdi olayın özü şudur. Bahtiyar Vahapzade'nin çok güzel bir sözü var. korkarım gelecekte insanlar yaşarken insanlık ölecek diye. Gerçekten bugün insanlığın geldiği nokta bizi böyle bir sözün gerçekliğiyle karşı karşıya bırakıyor. Türkiye... Her yerde öldü ama biliyorsunuz. İstanbul'da, Avcılar'da bir çocuğu dövdüler. Otistik bir çocuğu. Kesinlikle yani. İnsanlık bu, her yerde ölmüş artık yani. Ben artık baktığım zaman insan görmem etrafta. Evet, bu problem genel. Hepimizin bir problemi. Bunun altında birçok sosyolojik, felsefik sebepler olabilir. Ekonomik sebepler olabilir. Ama mesela Edward Said'in çok güzel bir sözü var. Diyor ki Doğu Batı'nın sessiz ötekisidir. Yani öteki olarak bakıyorsunuz dediniz ya. Ya biz hadi bakıyoruz diyelim. Bizim bu ötekileştiren zihnimizin, algımızın temelinde de Batı'nın bu bakış açısını da yadırgamamamız lazım. Yadırgamamız lazım ve tamam Avrupa ile iyi ilişkiler. Ben kabul ediyorum. Bugün Türkiye'nin dış ticaretinin %42'si Avrupa Birliği'nin içerisindeki ülkelerle gerçekleşiyor. İnsan hakları, özgürlük, demokrasi, hukukun evrensel ilkelerine uyabilme anlamında elbette Rusya ile karşılaştırdığımızda göreli olarak bizim Avrupa ile daha güçlü ilişkiler kurmamız lazım. Bu anlamda Rusya bize ne kadar acaba katkı sağlayabilir? Evet, bunlar tartışılır ama şimdi bu geldiğimiz noktada Türkiye bu insanları zorla sınıra göndermiyor ki. Kolundan tutup götürmüyor ki. Sadece kapıyı serbest bıraktı. Serbest bıraktı. Dedi ki ben bu yükü artık taşıyamıyorum. Bakın başka bir rakam vereyim. Ondan sonra ben fazla uzatmak istemiyorum ama 2019 Mayıs ayından itibaren gerçekleşen rakamlar İdlib bölgesinde yani bizim neyle karşı karşıya olduğumuz 3.7 milyondan bahsetmiyorum. İdlib merkez nüfusu kırsal dahil 3.8 milyon kişi. Gerginliği azaltma bölgesi ilanı sonrası toplam göç hareketi 1.8 milyon kişi. Aralık 2019 sonrası toplam göç hareketi 948 bin ve çoğunluğu bizim sınırlarımıza doğru. Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine toplam göç hareketi 330 bin kişi. Ve diğer kamplar nüfusu da 1.3 milyona yaklaşmış. Türkiye ne diyor? Artık ortak bunu paylaşmamız gerekiyor bu sorumluluğu diyor. Ve bunun ne kadar devam edebileceğini de bilmiyorum. Ama başka çaresi kalmadı. Hani siz diyorsunuz ya Avrupa Birliği ile masaya oturabilirdik. Avrupa Birliği mülteci politikası çok açıktır. Kendini sistemin odağına oturttuğu ben merkezli ve olabildiğince maliyeti azaltarak karşı ülkede yani üçüncü ülkede değil muhatap ülkede bu işi durdurup ötelemeye yönelik bir politika sürdürüyor. Yani göçü önleyen bir politika sistemi değil bu. Göçmeni engelleyici. Yunanistan'da da gördük onu. Şimdi Türkiye bu kozlarını ya da koz demeyeyim de bu mesajı nasıl verebilecek yani? Bu lapsus yani koz. Hayır bakın. Ve bir şey söyleyeyim. Haklısınız. Dramatik yani. Yönleri gelişince bakın yani, Fatih Bey kayıplar söz konusu olunca İçişleri Bakanlığı denizden geçişleri durdurdu. Tabii. Sonra şimdi karadan geçişlerde de ciddi bir azalma oldu. Evet. Orada gerçekten önlemlerini almış durumda her ne kadar sınır kapısı hala açık olsa da. Dolayısıyla da biz şimdi izleyenlerimiz soruyordur ya İdlib'den gelenler falan da buradakiler ne zaman gidecek? Yani herkes onu soruyor. Tabii. İdlib'den gelmiyorlar. İdlib'den gelmiyor. Daha gelen yok. Gelen yok. Ama bu gelme daha potansiyeli gelen. Kadar buradakileri nasıl gönderebileceğimiz sorusu da meçhul. Evet. İşte, buradakiler hiçbir yere gitmeyecek de merak etmeyin. Yani ben bununla ilgili bir toplantıya katıldım. %80'inin kalacağı konusunda hiçbir şüpheniz olmasın Türkiye'de. İşte bunu da Türkiye'de insan yanmakta zorlanıyor. Yani geçici bir misafirlik söz konusuysa. Bir geçici falan değil. Ya yani en azından Fatih Bey bu şu toplumumuzun ciddi bir baskısı var üzerinde ve şunu da kabul etmek lazım. Biz bu kadar sığınmacıyı ülkemizde barındırmıyor olsaydık. Bu baskı üzerimizde olmasaydı Türkiye masada nasıl konuşurdu acaba? Avrupa Birliği'yle nasıl bir diyalog geliştirirdi? Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bu sadece toplumsal baskı değil, devletin uluslararası ilişkilerini çok ciddi baskılayan bir dezavantaj haline gelmiş durumda. Bizim bunu çözmemiz lazım. Bunu çözmek isterken de elbette hedef olabildiğince herkesin geri dönüşünü sağlamaktır. Ama 500 bin ama 1 milyon mutlaka insanımızın bir kapının aralandığı bir ışık sunmamız lazım. Çünkü korkarım bu ilerleyen tarihlerde işte günde 400 bebek doğduğu ifade ediliyor. Bu demografik yapımız açısından da ciddi bir tehlike arz edecek. Ümit Özdağ kitabını atıyor. Zaten bunun Türkiye'ye karşı bir tuzak olduğunu uzun vadede anlatıyor. Bilmiyorum okudunuz mu? Kitabı okuyunca insan kaygılanıyor gerçekten. Bir reklam arası vereyim, devam edeceğiz. Biraz da Libya'yı konuşalım. Libya'yı unuttuk. Orada da kayıplarımız oldu. Orada da şehitlerimiz oldu. Mülteciler konusunda birkaç cümle söyleyebilir miyim? Dönüşte söyleyelim abi. Tamam. Bir kısa ara, devam edeceğiz. Kısaca bununla ilgili mülteciler konusu söyleyeceklerine var dediniz. Buyurun lütfen. Evet, şimdi Suriye konusunda olduğu gibi Avrupa Birliği ile ilişkilerde de bir taraftan bizim hatalarımız, eksiklerimiz oldu mu? Yalnız bu hükümet zamanında değil, daha da önce. Bir taraftan da Türkiye'ye yapılan haksızlıklar nelerdi? Her ikisini dengeli bir şekilde görmemiz lazım. Şimdi size bir örnek vereceğim. İşte 1. Körfez. 91. 1. Körfez 91. O sırada güneyden Saddam'ın bir operasyonu oldu bir anda. 2 hafta içinde 450 bin Iraklı, içinde teröristler de var. 18 noktada bizim dağlarımıza dayandılar Güneydoğu'da. Saddam'ın Halepçe katliamının arkasında. Halepçe sonrası. Şimdi bizim orada askerler, yol yok, giriş yeri yok, şey yok, gümrük kapısı yok, hiçbir şey yok. Dağlara dayandılar. O sırada Alman Çalışma Bakanı geldi, Van'da uçak kiralıyor, helikopter kiralıyor ve bu bölgenin üstüne uçtu. Ondan sonra geldi Alman televizyonlarında resmen ağlayarak, 2 göz 2 çeşme, siz bilemezsiniz bu Türklere ne kadar gaddar olduğunu. Orada kadınlar, çocuklar sınıra dayanmışlar, içlerinde hastalar var, bebekler var filan. Türk askeri onlara engel oluyor, sokmuyor Türkiye'ye. Oradaki Almanya'ya bakın, bir de bugünkü Avrupa'ya bakın, Yunanistan'ın yaptıklarına nasıl arka çıkıyor. Bu kadar çifte standart kaldırmaz dış politika. Çifte standart her zaman biraz olur ama bu kadar olmaz. Yani en haklı olduğunuz konuda size ne kadar böyle büyük... Sonunda Almanlar da dediler ki, başka Almanlar, politikacılar falan, ya dediler bizim sınırımıza dayansa 450 bin kişi ne yaparız? Alır mıyız içeriye? Ben, neyse uzun hikaye, gerisini anlatmayacağım. Şimdi... Ki Türkiye yine de aldı onların büyük bölümünü. Hepsini aldık. Hepsini aldık, yollar yaptık. Aynen. Böyle dağlardan, tepelerden yaptık ve PKK'nın marjinal bir örgüt olmaktan büyük bir örgüt olmaya çıkması onunla başlar. 225 milyon dolar harcadık filan ama sonra ne yaptık? Irak'ın kuzeyinde yerleşim bölgesi yaratılmasına, güvenli bölge yaratılmasına yardımcı olduk ve hepsini yolladık. Çünkü bunların hepsi Avrupa'ya gitmek istiyordu. Avrupa artı Amerika bunların toplamının Türkiye'den almayı kabul ettiği göçmen sayısı 1000 kişi. 1000 kişi alırız dediler. 450 binden 1000. Gerisini size bırakırız. Her neyse. Bir kısmını da Amerika aldı götürdü, Guam'da eğitti. O başka. O başka hikaye. O 7500 kişilik bir grup. Her neyse. Şimdi neticede bu son yaşanan olayın arkasında hangi sıkıntı yatıyor? Geri kabul anlaşması. Nasıl Suriye'de yaşadıklarımızın arkasında Astana, Soçi mutabakatlarındaki bazı eksiklikler varsa burada da o var. Geri kabul anlaşması gibi bir anlaşma ben meslek hayatımda hiç görmedim. Her anlaşmada ne vardır? 2 tarafın taahhütleri vardır. Karşılıklı. Yani sen şunu yapacaksın, ben bunu yapacağım. Güzel. En sonunda da bir madde vardır. Yürürlük maddesi. Bu kanun ne zaman yürürlüğe girer? Bu anlaşma ne zaman yürürlüğe girer? İmza tarihinde, onay tarihinde, her neyse. Şimdi bu öyle değil. Bu anlaşmada diyor ki bir taraftan efendim Türkiye Yunanistan'a kaçmış olan göçmenlerin tamamını geri alacak. Avrupa bunların içinde kaç tane Suriyeli varsa o kadar Suriyeli'yi alacak Avrupa'ya. Ve bunların da toplam sayısı hiçbir zaman 72 bini aşmayacak. Bir yılda Türkiye'de doğan Suriyeli demin de söylendi. Bundan çok daha fazla. Artı efendim Türk vatandaşlarına serbest dolaşım hakkı tanınıyor. Daha önce yaptığımız anlaşmaları bir türlü gerçekleştiremiyorlar. Bizimkiler onu koymuşlar aynı anlaşmaya. Fakat Avrupalılar şöyle bir şey koyuyorlar. Diyorlar ki evet bunları serbest dolaşım hakkı tanıyacağız Türk vatandaşlarına ama daha önce Türkiye'nin şu koşullarını yerine getirmesini bekliyoruz. Peki o koşulları yerine getirdiğinde Türkiye'nin kim karar verecek? Avrupalılar. Avrupa. Böyle bir anlaşma olur mu? Peki benim serbest dolaşım hakkım ne zaman yürürlüğe girecek? O koşulları yerine getirince. Kim karar verecek? O karar verecek. Öyle anlaşma olur mu? Evet. Avrupa Türkiye'nin yükümlülüklerini biz hemen uygulamaya koyduk. Ertesi gün Avrupa Birliği kaç yıl oldu üzerinden hala uygulamıyor. Onur abi, ben o gün bu anlaşmanın asla uygulanmayacağını yazdım diye bana etmekten hakaret kalmadı ki işte, belli bir belgeye denerek yazmıştık. Bir de şunu diyorlar. O kadar başarılı bir anlaşma yaptık ki Kayseri usulü pazarlık. Bir şey soracağım o noktada. Yani tecrübenize binaen gerçekten öğrenmek istiyorum. Anlaşmayı yapmamış olsaydı Türkiye bugün yaptığı gibi, hani o tarihlerde 2,5 milyon gelmişti ya ve Avrupa'ya da baskılıyordu Suriyeliler gitmek için. Bugünkü bu tavrı, ya ben bunu birlikte yapacağız, başka türlü bir çözüm yok, ben bunu karşılayamam, ne bütçem var ne sosyolojik durumum buna müsait deseydi bugün başka bir Türkiye, belki başka bir tablo olabilir miydi karşımızda? Belki, ama diplomasi. Serhat Bey'e biraz haksızlık etmeye başladık yalnız, onu söyleyeyim. Çare çoktur. Yalnız şu kadarını söyleyeyim ki Türkiye'nin eksiklerini, yanlışlarını gayet tabii ki göreceğiz ve bir daha yapmamaya çalışacağız. Ama aynı zamanda da Türkiye yapılan... Bu bana ders olsun, idam sehpasında söylediğim gibi adamım. Bu Türkiye yapılan haksızlıkları da sineye çekmeyeceğiz. Yani bu geri kabul anlaşması Türkiye yapılmış çok büyük bir haksızlıktır. Yani biz o şartları... Peki zorla mı imza attılar bize? Bir anlamda öyle, ama bizimkiler memnun başarı olarak bunu takdim ettiler. Düşünebiliyor musunuz? O zaman bu koşulları... Dönemin en önemli ikinci ismi, hadi adını da verelim, Sayın Davutoğlu, çok büyük başarı elde ettim diye satıyordu bu işi. Söylüyorum, Kayseri pazarlığı dedi. Evet. Ben de dedim ki bu Kayseri pazarlıdır, doğru, ama Kayserili rolünde Avrupalılar. Ona bakarsan Suriyeli sayısı yani, 100.000'i geçmeyecekti yani. Şimdi orada size koşullar koyuyorlar. Siz o koşulları yerine... Birkaç cümle dedik, Serhat Bey'in... Bir cümleyi bitiriyorum. Siz o koşulları yerine getireceğinize inanıyorsanız niye yapmadınız? İnanmıyorsanız niye o koşulları kabul ettiniz? İki ihtimal var. Yani ya koşullar bizim için bir şeydi, hemen yaparız. Öyleyse hadi yapın 1-2 ay içinde uygulansın. Hayır, yapamayacağız. O zaman imzalamayın. Mecbur muydunuz imzalamaya? Diplomatla zaman pazar yapmaya çok zor oluyor. Serhat Bey, siz bundan sonra söyleyene bekliyorsunuz. Çünkü bir ateşkes var. Bu ateşkese uymasını umduğumuz terör örgütleri var. Ancak masada yoklar ve ateşkesin tarafı değiller. Üstelik de bu terör örgütlerini destekleyen ülkeler, geçen hafta da biraz değindiğim gibi, Türkiye'nin iyiliğini isteyen ülkeler değil. Nereye gider bu iş kısa vadede? Yani kısa vadede ateşkesin çok büyük derecede bozulacağını sanmıyorum. Ama isterseniz ondan önce şu mülteci meselesiyle ilgili birkaç cümle edeyim. Bir sürü not aldım. Biliyorum zaman yok. Ne zaman sınırları açtık, hatırlıyor musunuz? Evet. Şey mi? 27 Şubat. 27 Şubat. Çünkü resmi açıklamamıza göre biz Bahar Kalkan Harekatı'nı ne zaman başlattık? 27 Şubat. Aynı. Onun bir parçası mı? Evet. Bu kadar basit. Tabii. Ve bu işin sadece Avrupa'yla... Avrupa'ya yönelik biz Suriyelileri göndeririz yani şey değil bu, hayır. Bu bir prova, farkında mısınız? Çünkü asıl mesele şurada neyin başladı. Provası? Bakın neyin provası? Barış Pınarı Harekatı sona erdikten sonra Türkiye gerek Zeytin Dalı, gerek Fırat Kalkanı operasyon bölgeleriyle, gerekse İdlib'de yoğunlaşan nüfusu bir miktarını o bölgeye kaydırmak suretiyle buradaki yoğunluğu ve baskıyı azaltmak istiyordu. Batı'dan gelen mesaj neydi? Dediler ki, oraya gitmeyin. Demografik değişiklik olur, bu yaptığınız uluslararası suça gider. Bunu yapamazsınız. Buna ilişkin herhangi bir projeye de destek vermeyiz. Bunun yapılmasına da güçlü bir şekilde karşı çıkarız. Bu açık bir seçenek sunuyor. Gidenlerin çok azı şu anda Suriyeli, biliyoruz. Bakın, kapıları henüz İdlib'den gelen hiç kimse olmaksızın ya da diğer bölgelerden gelen kimse olmaksızın böyle bir hamleyle bu baskı olabiliyorsa, İdlib'de bu çatışma doğruğa çıkarsa, ki daha çıkmadı, umarım çıkmaz da, o zaman ortaya çıkacak demografik baskıyı biz kaldırmak istemediğimizde iki seçenek var. Ya bunlar daha göreli olarak güvenli bölgeye yerleştirilebilirler ya da kapınıza gelirler. Bence... Yani düşünsenize, biz şehitlerimizin olduğu haberlerini almaya başladığımızda, moralimizin de son derece bozuk olduğu anda, bir anda bu kararın çıkıyor olması bence hiç de tesadüf değildi. Aynı saatlerde çıktı, dikkat ederseniz. Dolayısıyla bence bu taktik mi dersiniz, stratejik mi dersiniz, ama karşı tarafa yönelik bir hamleydi. Bir de tabii toplumsal da çok büyük bir talep var. Yani ama gidenler arasında hani Suriyeliler çok az. Bakın şunu anlayalım bir kere. Bu ister geçici koruma statüsü altındaki insanlar diyeyim, ister diğerleri diyeyim. Bu bir sonuç, bu bir neden değil. Orada ortaya çıkan eşitsizliğin, adaletsizliğin, çatışmanın, yani adam Pakistan'dan, Afganistan'dan geliyorsa oradaki ekonomik şartların, Irak'tan, Suriye'den geliyorsa buradaki çatışmaların bir sonucu. Bahsettiğin şey sonuç. Dolayısıyla biz sonuçla uğraşmaktan nedene gidemiyoruz. Bence bundan sonra olacak şey şu. İdlib'de yeni bir bölge çıkacak az önce söylediğim gibi. Ve o insanları orada tutmanın yollarını arayacak herkes. Ve aslında Avrupa ülkeleri de bu işin nereye varabileceğini gördük. Çünkü küçük bir dalgayla büyük bir sorunla karşılaşınca Yunanistan'da milyonlarca insandan bahsettiğimiz bir durumun ortaya çıkmasında işin nereye gideceğini herkes anlamıştır diye düşünüyorum. Çünkü bu bize de zarar vermiyor mesela. Şimdi Profesör Hüseyin Bağcı mesaj atmış. Diyor ki şu anda Edirne'de durum vahim diyor. Tam söylediğini söyleyeyim hatta. Mesajı okuyayım size. Diyor ki Edirne esnafı ve halkı ne yapacağını şaşırdı. Hatta bunu Edirne üslubuyla da yazmış. Camilerde ve düğün salonunda misafir ediliyorlar. Halk tarhana çorbası yapıp bu kişilere dağıtıyor. Edirne'liler birbirine kızanlar telef olacak, yardım edelim diye mesaj atıyormuş ve bu mültecileri bir anlamda ağırlamaya çalışıyorlar. Belli bir hafta içerisinde bir gelişme olacağını düşünüyorum. Şimdi şeyde devam edeyim. Onun ötesinde hani Suriye'deki gidişata bakacak olursak, şimdi karşımıza hala devam eden bir kriz durumu var bizim. Yani devletler arası normal bir diplomasi sürecinden bahsetmiyoruz. Hala çatışmanın bir şöyle söyleyeyim, diplomasi mi? Normalde diplomasi çatışmadan sonra ondan bağımsız gelişmesi gereken bir şey. Fakat burada çatışmanın mı diplomasinin parçası olduğu, yoksa diplomasinin mi çatışmasının parçası olduğu sürecin çok bulanık olduğu bir aşamadayız. Ve çok uzun sürmeyen çatışmalara girip sonra belli bir uzlaşıyla çıkıp ondan sonra onu revize ettiğimiz bir şey var. Son 6 yıldır Suriye'nin farklı alanlarında bu böyle. Sadece Türkiye'yi ilgilendiren bölgelerde de değil. Yani güneyinde ve doğusunda da benzer şeyler yaşandı. Şimdi eğer bizim meselemiz ülkemizi korumak ve sınır güvenliğimizi sağlamaksa, dünyada bunun örnekleri pek çok yerde var. Sınır güvenliği sadece kendi sınırınızda sağlanamıyor. Sınırınızın ötesinde sağlamak durumunda kaldığınız noktalar oluyor ki bunun da en önemli nedenlerinden bir tanesi, eğer karşınızda muhatap olan bir devlet yoksa, merkezi bir otorite yoksa, zaman zaman bu durumu sizin yani X devleti her neyse kendi sınır güvenliğini sağlayabilmek için sınırın ötesinde tedbir almaya başlıyor. Aslında bizim pek çok yerde yapmış olduğumuz şey de bu. Burada da yapılan şey 3 aşağı 5 yukarı bu. Hani teknik olarak işte 3 milyon Suriyeli'ne ne olacak? Hayır, benim derdim olmasının nedeni tabii ki insani meseleler var ama asıl olarak onun yaratacağı baskıyı ben hissetmek istemiyorum ülkemde. O yüzden tedbiri ötede alıyorum. Tabii. Yeni anlaşma sürecinin gideceği nokta da bu. Diğer bölgelerde ne olduysa. İdeali o. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Etik olmayabilir, bir başka ülke toprakları içerisinde müdahale ederek, uluslararası hukukun dışında da olabilir ama karşınızda bir kriz durumu var, yönetmek zorundasınız bunu bir şekilde. Bu işin içinden çıkmanız için bu hamleyi yapmak zorundasınız. Adana Mutabakatı ile ilgili bir şey konuştuk. Şimdi Adana Mutabakatı temelde PKK üzerinde giden bir şey. Fakat burada PKK ile ilgili bir şey yok. Tamam, çok küçük bir çatışmaya dahil oldular ama dolayısıyla ama İdlib'de yok. Yani dolayısıyla Adana Mutabakatı'nın burada gelmemesinin arkasında muhtemelen yatan, yani bu meselenin açılmamasının arkasında yatan neden o. Sayın Cumhurbaşkanı birkaç defa telaffuz etti Adana Mutabakatı'nı İdlib için. Putin önerdi, Cumhurbaşkanı telaffuz etti. İdlib için değil ama. Ama İdlib'le bir alakası yok. Yani işin diğer bir parçası. Sınır güvenliğinden bahsediyorum. Yani bir tek PKK demiyor orada tabii. Tabii ki demiyor ama özellikle PKK dahil. Şimdi şöyle, daha genel Türkiye ile Suriye arasında teröre karşı işbirliği. Ama işleyişine baktığımız efendim hep bu PKK üzerinden gitti. Çünkü bir tek o vardı o tarihte. Ama onlar YPG'yi bizim terör örgütü kabul ettiğimiz gibi edecekler mi? Suriye kendisi ilan etti. Suriye kendisi ediyor. Ama bu tür şeyleri gündeme getiren Rusya, onlar ediyor mu? O ayrı bir mevzu. Ruslar etmiyor. O ayrı bir mevzu ama Suriye tarafına bakarsanız onlar ediyor. Duruyor PYD ofisi Rusya'nın. Başka ülkelerde de var. Yani hani Rusya'da var ama diğer ülkelerde de var. Şimdi belli bir noktaya geldikten sonra ülkenizin içerisine işte bir şekilde girmiş ve onların yani bir şekilde entegre etmeye çalıştığınız büyük bir nüfus var. Bu bir sorun. Ama Artık sorun bununla sınırlı değil, yeni ve daha büyük bir dalganın gelmesini engellemeniz gerekiyor. Burada krizin çözüm noktası bu. Yani peki bu anlaşma engellemeye yetecek mi? Hayır. Başka şansınız var mı? Ne yapacaksınız? Bu anlaşma bu sonucu doğurur mu sizce? Evet, doğurabilir. Eğer idare ederseniz, bakın şöyle söyleyeyim. Önünüzde iki tane seçenek var. Ya bırakacaksınız, hiç dokunmayacaksınız, İdlib'e girmeyeceksiniz ve Esad'ın ordusu gelecek, İdlib'i dümdüz edecek. Bu insanların hepsi Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı'na doğru gelecek. Tabii. O zaman orası çökecek. Tabii, tabii. O zaman 3 milyon değil sadece, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı'ndaki 1.700.000 insanı da ne yapacağınızı karar vermek zorunda kalacaksınız. Tabii. Uğraşacağınız rakam 4.700-4.800'lere varacak. Ya buna izin vereceksiniz ya da sağı solu belki sorunlu olabilir. Bir takım açmazları da olabilir. Ya da bu nüfusu orada tutacak bir formül yaratmak zorundasınız. Evet, kabul ediyorum. Coğrafya alan dalandı. Ben yazdım da zaten bunu. 6.000 kilometre kareyken şu anda yaklaşık 3.000 kilometre kare bir alana düştü. Evet. Bu bir nüfus baskısı yaratır. Ama bahsettiğiniz alan, hani böyle zaten acayip güzel yer, altyapının olduğu, insanların müthiş koşullarda yaşadığı bir yer falan değil. Öncelikle karşılaşmış olduğunuz krizi çözün ki daha sonra bunun idealini nereye götüreceğinizi farkına varmalısınız. Benim bir endişem var. Sözünü böldüm, kusura bakma. Bu diyalektik devam ettiği sürece, hani Esad'la, Rusya'yla, işte Amerika'yla bir takım dengeler çerçevesinde korkarım işte Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesiyle de ilgili rejimin bir süre sonra hamle yapma isteği, motivasyonu artacağı için bu baskılama ve demografi üzerinden Türkiye'ye yeni bir hamle yapma riskini de ya beraberinde tersi, getirecektir. Bakın, şimdi bazı başka şeyler de var. Henüz gündeme tam olarak gelmedi ama gelmesi mümkün. Hani kehanet yapmayalım ama İdlib'in çok yakınında, daha doğrusu aslında sınırın bir parçasında şeyin de her iki operasyon bölgesiyle de sınırdaş bir Tel Rifat var. Hı hı. Orası duruyor. Orası duruyor. Tampon yer olarak duruyor. Aynen öyle. Anlaşmanın neticesinde oranın boşaltılması ve oraya bir miktar insanın kaydırılması da mümkün olabilir. Geç doğuya Münbiç duruyor. Yani dolayısıyla hani bunların hepsi belki çözümler gibi gelebilir size, patchwork işte. Bir yerden alıyorsun, bir yerden bir yere koyabiliyorsun. Yamalı bohça. Yamalı bohça peki, ama karşınızda acilen çözmeniz gereken bir problem var. Hani uzun vadeye yayarak ilkeler ve hukuk kuralları çerçevesinde keşke öyle olsa ama önümüzdeki durum bu değil. Biz bir an önce bunun üstesinden gelmek zorundayız. Bir son nokta daha var, onu da söyleyeyim, ondan sonra noktalayalım. O da şu, bir şeyi hep atlıyoruz. Suriye özelinde hiçbir zaman çok kalıcı ittifak ilişkileri, ittifak demeyelim bunu ama işbirlikleri olmadı. Taraflar sürekli olarak yer değiştirdiler. Bu da öyle bir şey. Bir yerde biriyle anlaşıyorsunuz, öbür tarafta öbürüyle anlaşıyorsunuz. Rusya da aynısını yapıyor, Türkiye de aynısını yapıyor, Amerika Birleşik Devletleri de aynısını yapıyor, Beşar Esad yönetimi de aynısını yapıyor. Yani tabii. İranlılar da aynısını yapıyor. Tabii. Bizimle bir bölgede çatışırken diğer yerde destek veriyorlar. Tabii, tabii. Hani diyeceksiniz ki ya bu kadar şey, karışık şey olur mu? Olur. Karşınızdaki şey bir iç savaş. Çok taraflı müdahale edilmiş bir iç savaş. Başka şekilde olmuyor ki bu. Tarihte çok böyle var, böyle gidiyor. Olmak. Yani evet. Bunun böyle önceki örneklerine de baktığınızda, ister Ortadoğu'daki örneklerine, ister Ortadoğu örneklerine baktığınız zaman bir ülke içerisindeki iç savaş sınırları dışına taştığı andan itibaren bir, ona dış müdahale başlıyor. İki, dış müdahalenin tarafları ikiden fazla olduğu zaman bunlar birbirleriyle ad hoc ittifaklar, işbirlikleri kuruyorlar ya da bozuyorlar. Üç, çatışmanın süresi uzuyor. Karşımızdaki şey böyle bir şey. Dolayısıyla bu kriz dönemini sadece tek muhatapla götüremiyorsunuz. Gitmeyecekti. Burada da bitmeyecekti. Peki, ağza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Aydınlatıcı oldu benim açımdan. Umarım sizler için de iyi olmuştur. İzleyiciler için de. Sağ olunuz. Denizciler, anlaşma kalıcı bir anlaşma değil anladığımız kadarıyla. Daha kalıcı bir çözüm için zaman kazandırma amaçlı. Yani Türkiye'nin çaresi yoktu. Eleştirmek çok yönü var ama eleştireceksek aslında başlangıcı eleştirmek lazım. Muhtemelen bundan 5 sene önce ya bu iş böyle yürümüyor deyip oturup Esad rejimiyle bir şekilde bir uzlaşıya gitseydik bugün bunları çekmiyor da olabilirdik ama zamanı geri dönmek mümkün değil. O yüzden bundan sonrasına bakacağız. Hatalardan ders almak önemli. Hatalardan ders almazsınız. O aynı hataları defalarca yaparsınız ve ülkeleri de çökertirsiniz. Onu da hatırlatayım. Pazar akşamı görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.